Merhaba, bugün 10 Ekim 2019, günlerden Perşembe. Yeni bir dünya sabahında diyelim. Yeni bir dünya sabahında yine birlikteyiz. Ve bugün, dün de yavaş yavaş işaretlerini almıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Barış Pınarı Hareketi'nin başladığı ikinci gün. Yani başladığı günün ertesi günü. Şimdi Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Güvenlik Güçleri sınır ötesi hareketi dün saat 14 itibariyle, 16 itibariyle başlattı. Ve şu anda Türk askeri sınırın ötesinde barışı, güveni, huzuru sağlamak için görev yapıyor. Burada görev yapan bütün askerlerimize, bütün güvenlik kuvvetlerimize, her ferdine, en astından en üstüne kadar bütün ferdine Allah'tan güç kuvvet diliyoruz. Ve onların arkasında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu ve yüreğimizin onların yüreğiyle birlikte çarptığını söylemek isterim. Bu bir savaş değil, herhangi bir ülkenin topraklarını istila etmek değil, aksine o ülkedeki toprakları istila etmek ve öteden beri birilerinin hayal ettiği değişik değişik devletleri kurmak istemesine karşı gösterilen bir güçtür ve ona karşı alınmış olan bir karardır. Bu kararda bizim yanımızda olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olan her ulusa, her devlete, her halka teşekkür etmek lazım. Kaç tane var? Değil mi? Bu soruyu bir sormak lazım. Neredeler? Hani Yaleliler nerede? Öve öve bitiremediklerimiz. Değil mi? Şimdi bir bakıyoruz ki bu hareket şunu da gösterdi ki Türkiye'nin kendinden başka dostu yok. Beğenmediğiniz Macaristan var. Hiç gördünüz, duydunuz mu Türkiye'deki, Türkiye'nin bu hareketine destek veren bir Arap, bir Müslüman ülke, bir İslam ülkesi? Gördünüz, duydunuz mu? Duydunuzsa gördünüz, bakın İslamiyet'i, Müslümanlığı kötülemiyorum, yanlış algılamayın. Kimler tarafından yönetildiğini anlatmak için. Orta Doğu bataklığına yıllardır kurutabilmek için o bataklığı, orayı düzeltebilmek için uğraşan bir ülkeye bir tane destek gelmez mi ya? Hepsi Amerika babalarının yanında. Ve şuna inanıyorum ki ben, askerimiz, oradaki askerimiz, sağ salim inşallah hepsi, bir tanesinin bile burnu kanamadan geri dönsün. Böyle istiyoruz. Gönül böyle istiyor. Ve artık o coğrafyaya huzur gelsin. Çünkü o coğrafya ne kadar huzursuzsa biz o kadar huzursuzuz. Çünkü teröristi orada yetiştiriyorlar. Yetiştirip yetiştirip bu tarafa doğru gönderiyorlar. Evet. Böyle başladık bugün. Bugün böyle başladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerinin olduğu her yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağının dalgalandığı her yerde yüreğimiz o bayrağı dalgalandıranlarla beraberdir. Yani şunu da unutmamak lazım. Bugün ayrışmaların değil, ayrıştırıcı açıklamaların değil, birleştirici, bütünleştirici ve hep birlikte olduğumuzu göstermenin bir günüdür. Ve Mehmetçiklerimizin, evlatlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin orada olduğunu unutmamak lazım. Kendi topraklarından uzaktaki bir başka topluma barışı ve huzuru getirmek için orada olduklarını da unutmamak ve dünyaya haykırmak lazım. Ve bugün her zamankinden
Ama her zamankinden daha fazla, daha çok, daha bir böyle inanarak, daha bir sıkı sıkıya bağlanarak Türk halkının ne olduğunu göstermek günüdür. Ha, şu da bir gerçek. İşte açıklamalara, şunlara, bunlara baktığınızda işte Almanya'sı, İngiltere'si, işte Amerika'sı, şusu, busu. Bu topraklar Kurtuluş Savaşı geçirmiş topraklardır. Ve bu topraklardan bu halk, bu toplum, bu Anadolu insanı yeni bir cumhuriyeti kurup ay yıldızlı bayrağı göndere çekmiş bir toplumdur. Öyle çadır devleti değil bu ülke. Bedevi devleti de değil. İçimizde her türlü kavga mutlaka yaparız. Çünkü kanımız durmaz. Ama bu ülkenin toprağına, bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin haklarına tecavüz eden olursa da bunu tarih her zaman göstermiştir ki bu ülkedeki herkes sağcısı solcusu yek vücut olur. Ha, mecliste bu hareketi desteklemeyen her kim olursa olsun onların da bu ülkeye hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Ya da anlatabiliyor muyum? Sizlerden bu konularda mesajlar gelecektir. Günaydın canım abicim. Türk milletinin şanlı ordusuna tam destek olmalıyız. Umarım hareketi yönetenler milletin kahraman evlatları cephede hava desteğinden mahrum bırakmazlar. Uçaklarımızın sınırlarımızdan uçarak atışlar yaptığı bilgileri var. Cephe derinleşirse destek ve özellikle helikopterimizden desteğine ihtiyaç olacak. Dost Rusya ile anlaşılarak hava sahasını tam anlamıyla açmalıdır. Aksi takdirde hareketin gerçek amacını teröristlerin yok edilmesi olmadığı ortaya çıkar. Mehmetçiğin eli serbest bırakılırsa her şartta zafer yakındır. Saygılar, kolay gelsin diyor. Bu sabah ekran her sabahtan daha güzel demiş. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Türkiye, yani Türk birlikleri, Türk askeri 35 kilometrelik o hava sahası içerisinde, o alan içerisinde uçuşunu şu anda gerçekleştiriyor. Fakat şöyle bir durum var. Geçmişte yani hareket başlamadan önceki orayı dolduranlar şimdi nerede? Birçoğu sivil kıyafetle. Neyse bu konulara döneriz. Sizlerden gelen mesajlar oldukça da bakarız. Mesajlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Cahit Çakçıl, Cüneyt Güner'i, onlara da merhaba diyelim. Halis Deniz günaydın, iyi çalışmalar Ali Baba demiş. Teşekkürler. Şimdi biraz kente dönelim. Bugünkü gazete başlıklarında neler var? Bugün sadece Yeni Yüzyıl gazetesi sanıyorum bunu şeyi vermiş. Barış Planı hareketi başladı diye manşet üstü yani logo üstü bir haber kullanmış. Bayağı da geniş kullanmış. Tebrik etmek lazım. Gerçek gazetesinin manşeti 10. yıl coşkusu Antalya Kitap Fuarı ile ilgili bir haberi manşete çekmiş. Ekspres gazetesi 10. kitap fuarında birlikte okuyoruz demiş. Son haber gazetesi Antalya kitap fuarı açılıyor başlığını kullanmış. Körfez gazetesi 100. yıl afet toplanma merkezi oluyor diye dün Muhittin Böceğin açıklamalarını vermiş. Hilal gazetesinin manşetinde 100. yıl kurtaracak demiş. Antalya gündem yıllardır bizim gündeme getirdiğimiz bir konuyu bugün yine manşete taşımış. Diyor ki turist çok, satış yok. Yani yok. Şimdi bu hareketi bahane edip hep bana sistemini turizmciler yine devreye sokmasın. Vay efendim Türk askeri
Suriye topraklarında barış hareketi yapıyor. Barış Pınarı hareketi başladı. Türkiye'ye turist gelmiyor, zararlarımızı karşılayın demesinler. Vallahi derler mi derler ha. Aha birkaç gün sonra bunu demedi demeyin. Demedi demeyin. Niye? Çünkü bunlar hep alma ağacının altında büyümüşler. Alma, alma. Hep bana ver, hep bana ver, hep bana ver diye de büyümüşler. Neyse bunu da konuşacağız. Gazete 1. Susuzluk alarmı köylü isyan etti demiş. Sonu muz felaket demiş. Muz'da bir sorun var. Ya hani geçmiş yönetimde Antalya bütün şehir olduğu zaman bugün bu su yok, işte yol yok bilmem ne diyenler, işte şurada su sevinci bilmem kimin başkana su şeysi nedir teşekkürü bilmem ne diye. Vallahi böyle sayfa sayfa haberler yaparlardı. Onlar bitti şimdi bunlar mı başladı? Bu yeni mi başladı? Geçmişte yok muydu böyle şeyler? Bunlara da bakmak lazım. İleri gazetesinde kepeze rağbet çok arttı. Hakan Tütüncü demiş. Onu da konuşacağız. Manşet gazetesi çakarlara yasak geldi. Günaydın. Bugün 10 Ekim 2019 günlerden Perşembe. Hürses gazetesi. Yüz naklinde madalyonun diğer yüzü. Türkiye'de beşincisi 2013 yılında yapılan yüz nakli operasyonunun altıncısı dönör bekleyen Leyla'ya yapılacak gözler ise Profesör Doktor Ömer Özkan'da. Dünyada ilk kez kadavradan alınan rahimle yapılan nakil hakkında da sorular varmış. Cevap bekleyen sorular. Bu konuyu böyle enine boyuna sayfaya almışlar. Hayırdır diye insanın aklından geçmiyor değil. Yani böyle bir zamanda niye böyle bir haber? Yani ben yıllarca gazete yöneticiliği yaptım. Yani haberin tam olarak okumadım. Tam olarak okuduğumda birlikte paylaşacağız da ben baştan beri bu olayın arkasının bir araştırılması gerektiğini söylemiştim. Yüz naklinin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Eşi profesör işte bilmem kimin nasıl kahve demliyor, şey yapıyor, nasıl pişiriyor. Bunları biz yüz naklini gerçekleştiren ekipte bu haberler yer aldı. Ve öyle bir hale getirdik ki yüz naklini domates üretir gibi, yani domates üreticisiyle nasıl konuşuluyorsa aynı konuştuk. Hani bunun bir tıbbi akademisyenlik olduğunu. Her gün her gün ekranlarda boy boy, her gün her gün gazetelerde boy boy fotoğraflar vardı. Dedi ki yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Az ve öz konuşun. Ama dinletemedik. Ah o zamanlar. O zamanlar rektör kimdi? Gerçi değişen bir şey var mı üniversitede bilmiyorum ama sizlerden yorumlar gelir. Hüseyin Eren Acar yine döşemiş. Onlara bakacağız. 10 Ekim 2015'te barış eylemi için gittiğimiz Ankara'da kaybettiğimiz 103 insanımızı saygıyla anıyorum demiş. Hüseyin Erhan Acar. Onun altında farklı bir şey var. Onu da konuşalım. Gerçekten o günleri unutmadık. O günleri de unutmadık. Bu ülkede insanlar bazı siyasi amaçlar uğruna yok edildi. Onu da söyleyelim. Ve bugün bunları tartışmayalım. Bugün bunları tartışacak zaman değil. Bugün birlik beraberlik zamanı. Ha, onların da yeri geldiğinde mutlaka konuşacağız. Şimdi okumak, bilgi edinmek, sizi başka bir yerlere götüreyim. Yoksa siz hani başka bir mecraya doğru gidiyorsunuz. Okumak, bilgi edinmek, edindiğim bilgiyi paylaşmak ve Türkiye'de en ucuz şey olan bilgi ve tecrübe. Türkiye'de en dünyada en ucuz Türkiye'dedir. Bilgi ve tecrübenin fiyatı yoktur. Bilgi ve tecrübenin fiyatının olmadığı ya da değerinin fiyatını demeyelim de değerinin olmadığı bir toplumda ortaya kimler çıkar bunu çok iyi biliyorsunuz. Söylemeye de gerek yok. Oysa İslam'ın ilk emridir. İkra bismil rabbu kellez oku yaradanın adıyla. Der. Peki
Bugünkü geldiğimiz noktada ne kadar bu başarılmıştır, ne kadar buna uyulmuştur, bu da tartışılır. Çünkü ezberci bir toplumuz, okumayı, araştırmayı sevmeyiz. Kolaycılığa kaçan bir toplumuz. Malum ekonomik durumlar da açık ve net ortada. Pek kitap da alamayız, bahanemizdir belki de. Ama bir sigarayı 15 lira veririz, bir kitaba 15 lira vermeyiz. Bunu da söyleyelim. Yani her şeyi düz olarak ortaya koyalım ki sağlıklı olsun. Okuma alışkanlığını geliştirmek, okuma alışkanlığını toplumda yaymak ve o kitapları yazanlarla okuyanları buluşturmak amacıyla yola çıkılan kitap fuarının 10.sunu Konya altından yola çıkmıştı sevgili Muhittin Böcek, bugünkü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Konya altından yola çıkmıştı. Bugün Büyükşehir çatısı altında ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10.sunu düzenliyor. Gerçekten bu da bir gururdur. Bir belediye başkanı için gurur kaynaklarından bir tanesidir bence. Sizi bilmem. Dün bununla ilgili bir toplantı vardı. Ben de gittim toplantıya. Çağrılan yere gidiyoruz. Ama tirmizçilerle başka toplantılar yapanlara da gitmiyoruz malum. Niye dediğimi anlamışsınızdır. Dün, yani bir önceki gün bir basın toplantısı yapılmıştı. Sadece gazetecilerin çağrıldığı mesajı geldi. Dün burada ben biraz serzenişte bulundum. Dediler ki sadece gazetecileri çağırdık. Ha o zaman eyvallah dedim. Ben tirmizçiyim. Kusura bakmayın dedim. Ve sözümü de geri aldım. Dedim ki yani benim haddime mi dedim kalkıp da sizin toplantınızda bulunabilmek. Dedim niye? Çünkü onlar koltuklara oturdukları zaman etrafı göremiyorlar. O çemberi yaramıyorlar bir türlü. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Ama dün Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Muhittin Böcek'in düzenlediği kitap fuarı gerçekten kitap fuarı basın toplantısı hoştu, güzeldi. Ondan sonra bir de şöyle bir durum var. Bunu da burada rahat söyleyeyim. Ben konuştuğumu her yerde rahat konuşan bir insanım. Ne diyorlar bu herkesi çağırmak için de akredite şart, vallahi şart. Bazı yerlerde akreditasyon şart. Ha beni de çağırmasınlar eyvallah. Nasıl bana bir siyasi partinin Antalya İl Başkanlığı akreditasyon şeyi koymuşsa, vetosu koymuşsa, çağırmıyorsa olmalı. Ha kızıyor muyum? Yok kızmıyorum. Niye? Onlar tirmizçi olarak görmüştür. Kızmıyorum da. Ama gerçekten gerekli. Niye biliyor musunuz? Ellerindeki ha şu cihazla 7/24 bilir bilmez sırf karşı olabilmek için yazı yazanlar gelip orada bir de yazı yazdıkları kişiyle böyle bir de fotoğraf çektirmez mi? Vallahi gıcık oluyorum ya. Vallahi gıcık oluyorum ya. Gazetecilikle uzaktan yakından ilişkileri yok. Tapelerde boy boy isimleri geçenler orada. Şeyin bir şiiri vardır. Necip Fazıl'ın zindan şiiri. Diyor ki zindan iki hece diyor Mehmet'im lafta. Baba katilinle babam bir safta. Ya ne kadar ağrına gitmiş. Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Diyor ki ya bir halimi çektiğim diyor acıyı ızdırabı bir anla diyor. Ya gerçekten vallahi gazeteciliğin G'sinden anlamayanlar. Gazeteciliği silah olarak kullanan çakallarla aynı yerde olmak beni gerçekten üzüyor. Aynı ortamda bulunmak gerçekten beni üzüyor. Bazen isyan ediyorsunuz. Bazen işte çakalın hatı yoksa sahibinin hatı var diyorsunuz. Hani Anadolu'da bir laf vardır. İtin hatı yoksa sahibinin hatı var. Böyle diyorsunuz ama gerçekten akreditasyon şart. Yok arkadaş ya kusura bakmayın ben sizi bu toplantıda o toplantıyı düzenleyenler için görmek istemiyorum. Ha bir de masanın başına oturuyorlar. En önce gittim. Salona biz gittiğimizde ekibimiz, Kanal B ekibi gittiğinde billahi kimse yoktu. Hiçbir gazete, bir tane vardı gazeteci diye geçinen biri vardı. Bakın açıkça söylüyorum. Tapelerde ismi geçen.
Gittik ortalarda bir yere oturduk. Yani masanın başında oturunca oradaki söylenen değişiyor mu? Ve bir de bunlar, bu tipler vallahi masaların başlarını şey hemen gider oralara kurulurlar. İşte orada yine üstadın sözü. Üstadın iki dönemi var. Ben ilk dönemini seviyorum. Necip Fazıl'ın. İşte orada diyor ya, zindan iki hece Mehmet'im lafta, baba katiliyle babam bir safta. Ne yazık ki biz de onlarla aynı çatı altında ister istemez oluyoruz. Şimdi hadi ben çok konuştum. Biraz gidelim dünkü Büyükşehir'deki toplantıya. Şenol Civciv haberi yaptı. Erhan Kaya görüntüledi. Bana daha böyle önünden bir iki bir laf etmek düşmüştü. Ben de onu sanki yerine getirir gibi oldum. Hadi gidiyoruz dünkü toplantıya. Antalya Kitap Fuarı birlikte okuyoruz sloganıyla 10. kez kapılarını açıyor. Fuara 150 yayın evi ve 205 yazar katılacak. Eleştiri yazılarıyla tanınan Doğan Hızlan fuarın onur konuğu olacak. Okumak lazım sloganıyla yola çıktığımız Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı bu yıl 10.sunu yapıyoruz. Antalya Kitap Fuarı olarak. 11 Ekim Cuma günü saat 14'te sevgili okurlarımızla hep birlikte inşallah 10. Antalya Kitap Fuarımızda açmış olacağız. Fuar öğrencilere uygun fiyata kitap satın alma, kitapseverlere de yazarlarla tanışma imkanı sunacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Ben Bu Şehre Aşığım kitabıyla fuarda yerini alacak. Bu kitap fuarı sürecinde benim de etkilendiğim, kendi öz biyografimi kaleme aldığım Ben Bu Şehre Aşığım adlı kitabımın geçen 9. kitap fuarımıza çıkmıştı. Bu yılda 10.sunda inşallah 2. baskısıyla beraber yine imzamızı biz de yapmış olacağız. Cam Piramit'te düzenlenecek fuar 11-20 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Evet. Okumak güzeldir. Okumak kadar güzel bir şey yok. Dün Sayın Böcek'in toplantısında sadece fuar, yani kitap fuarıyla ilgili konular konuşulmadı. Bugünkü gazetelerin bazılarında da var. Mesela Körfez gazetesini bir alabilir miyiz arkadaşlar? Körfez gazetesinde var. Evet, Körfez. Afet toplanma yeri merkezi oluyor. Neresi? 100. yıl. Bakalım neymiş? Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100. yıl alanı olarak bilinen ve millet bahçesi yapılacağı açıklanan 40 dönümlük alanın afet toplanma merkezi olacağını söyledi. Haberi açalım biraz. Yaşanan depremler sonrası bir kez daha gündeme gelen toplanma merkezleri konusunda Muhittin Böcek'ten açıklama geldi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Böcek yaklaşık bir ay önce Ankara'ya yaptığı ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la 100. yıl konusunu görüştüğünü ve kurumun kendisine dönüş yaptığını söyledi. Böcek, Sayın Bakanımıza burayı afet toplanma merkezi olarak, kent meydanı olarak çok amaçlı şekilde değerlendirme düşüncemiz olduğunu belirttim. Bakan düşüncemizi olumlu buldu. Burayı biz yapalım, sizin üstünüzden bir de yükü kaldırmış oluruz. Alt bölümün afet toplanma merkezi, üstünü millet bahçesi yapalım dedi. Burası bu şekilde değerlendirilecek şeklinde konuştu diye bir haber var. Bu haber aynı zamanda Hilal Gazetesi'nin de manşetinde. Evet, ne diyor? 100. yıl alandaki 40 metrekarelik alana ne yapılacağıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Böcek, burası millet bahçesinin yanı sıra kent meydanı ve çok amaçlı katlı otopark şeklinde planlanacak. Afet toplanma merkezi olacak demiş. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Muhittin Böcek özellikle CHP ve İyi Partililer tarafından AK Partilileri işten çıkartmakla eleştiriliyordu. CHP ve İyi Partililer kendilerinin de seçim zamanında çalıştıklarını ve işe girmeyi beklediklerini yönündeki sezenişlerini ifade ederken Başkan Böcek 200. günü bekleyin açıklamasında bulundu. Evet, dün dedi ki 200. günü bekleyin dedi. Asıl toplu şey dedi, açıklamaları dedi. O zaman yapacağım dedi.
dünkü toplantıda bazı soruları sorduğumuzda 200. yıl dedi. Altın portakalla ilgili de bir sinyal verdi. Altın portakalın artık kendi özüne döndüğünü. Hani bu memleketi sevenler var ya, çok sevenler, biz dışarıdan gelenler ise bir şey vardı. Tweet onu bir verir misin bana? Reklam zamanı geldi ama tam bunun da zamanı geldi. Tam yerine denk geldi, manzara koyduk var ya, o da yerine denk geldi. Dün bir tweet paylaşılmış. Tesadüf, ben de tesadüfen gördüm. Antalya en yaşanılır iller sıralamasında birinci olmuş, birinci sırada yer almış ve Meltem Oktay, sevdiğim de bir insandır, tanıdığım, sevdiğim de bir insandır, aynen şu tweet'i atmış. Gelmeyin, yalvarırım gelmeyin. Biz Antalyalılar bir avuç kaldık. Koca şehri istila ettiniz. Yağmaladınız. Dokusu bozuldu güzelim şehrin. Biz dışarıdan geldik, koca şehri istila ettik. Yağmaladık, dokusunu bozduk biz. Hatta kale içi surlarını da biz yıktık. Hatta ve hatta kentin nefes alacağı denize dikey olan yollara yatay olan yolları biz açtık. Hatta ve hatta bizim buradaki bir genel başkan şeyimiz, genel başkanımız, siyaseten bir genel başkanımıza da bir iki şeylerle olan yerlere, sahillerin hemen yanı başına falezlerin üstüne binaları da biz diktik. Bu konuya döneceğiz. Bazen bir yazı yazdığınızda nereye varacağını çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi ne diyor? Antalyalılar bir avuç kaldı. Koca şehri istila ettiniz, yağmaladınız, dokusu bozuldu güzelim şehrin. Şimdi bu şehirde, bu kentin öz varlıklarına sahip çıkmaya çalıştığımız dönemlerde hiç ses yoktur. Alakır, o nehrin önüne HES'ler yapılırken kimsenin sesi çıkmadı. Yine bu garibin sesi çıktı, dışarıdan gelenlerin. Herkes sus pus oturuyordu. Finike'de, Portakal Diyarı'nda, o dağlar delik deşik edilirken neredeydiniz Antalyalı? Değil mi? Biz geldik, yağmaladık, istila ettik, dokusunu bozduk. Kısa bir ara. Bu konuya döneceğiz. Bu konu öyle hemen atlatılacak bir konu değil. Çünkü seçimden seçime Antalya evladı, Antalya çocuğu. Biz ne çocuğuysak. Kısa bir ara. Aradan sonra beraberiz. Birlikteyiz. Bu şey yüz nakli konusuna dalmıştım. Ona bakıyorduk. Ne var ne yok diye. Sizden gelenlere bakalım. Mustafa Göçer. Merhaba, hayırlı günler dilerim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler demiş. Allah'tan askerlerimize zeval ziyan gelmesin gibi bir şey kullan. Bir an önce bitirip gelsinler. Analar ağlamasın. Hoşça kal demiş. Teşekkürler. Yaşar Uzunbaş, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler Ali Bey demiş. Teşekkürler. Gülay Yılmaz'a merhaba diyelim. Sabahat Çevik katıldı. Selahattin Kurt katıldı. Hüseyin Eren Acar burada. Halis Deniz'e merhaba diyelim isterseniz. Mehmet Kılınç, iyi sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, diğer taraftan yorumlarınız var. O yorumlara da bakalım. Cem Ataman merhaba Lazaloğlu. Günaydın. Hayırlı günler dilerim. Selamlar demiş. Teşekkürler. Necdet Aksel, iyi yayınlar Ali Baba. İyi ki gelmişsin Antalya'ya. İyi ki varsın. İyi ki hakikatleri konuşuyorsun. İyi ki seni gibi bir insanla
büyüğümle tanışmışım, bu memlekette doğruyu söyleyenleri kulp bakarlar, sen kafana takma baba. Gerçek halkın gönlündesin baba. Yok, o konuda sıkıntım yok. Gideriz yani, istemiyorsanız da gideriz. Burada kalacağız diye bir kural yok. Bir de biz yani geldik diye kimseden bir şey dilenmedik. Kimseye de böyle gidip boğazına basıp bize şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demedik. Emeğimizi ortaya koyduk. Yeterince değerlendi, değerlenmedi. Artık burası tartışılır. İşimizi yapıp karşılığını alıyoruz. Üçkağıtçılık yapmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz, arsızlık yapmıyoruz, şerefsizlik yapmıyoruz. Yani niye bu dışarıdan gelenlere, Türkiye'nin birçok şehrinde bu var. Yerli halkıyla yerli olmayan, sanki Amerika'da Kızılderililerle Amerikalı sonradan gidenler var. Arkadaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her kent benim kentim. Her santimetre kare benim. Edirne'sinde de, Kars'ta da, Hakkari'sinde de, Muş'ta da, Samsun'unda da, Antalya'da da, Rize'sinde de, Hemşin'desinde de, İzmir'de de, İstanbul'da da. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu ülkenin her çakıl taşı benim. Her çakıl taşına sahip çıkarım. Bacası tüten bir yer varsa ormanda, orası da benim. Bu, o küçük şeylere sığınmayın, ne olursunuz ya. Bir alayım o tweet'i, ya çok kötü takıldım, vallahi çok kötü. Sabah sabah bir takıldım ki vallahi. Yani insan ister istemez, ha niye üstüne alındın? Vallahi üstüme şöyle alınıyorum. Ya şu talan kelimesi var ya, ya sevmiyorum böyle. Diyor ki, bakın Antalyalılar bir avuç kaldı, koca şehri istila ettiniz, yağmaladınız. Dokusu bozuldu. Ya bu kenti yağmalayanlara sesiniz çıkmıyor. Bu kentte farklı işler yapana hiç sesiniz çıkmıyor. Niye? Çünkü onlar bulaşıcı, korkuyorsunuz. Bu kente sahip çıkmaya çalışan bazılarına da bu şekilde küstürmeyin, ne olursunuz. Bakın bunlar bu kente fayda getirmez, zarar getirir. Bunu yıllardır söylüyoruz. Evet, ben de diyorum. Kepezden aşağıya inerken beyin yapısına bakmak lazım. Kentine faydası mı olacak, kendine faydası mı olacak? Yabancı ne demek ya? Yani niye yabancı? Bir insan kendi ülkesine yabancı olur mu ya? Bir insan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı bir yere nasıl yabancı olur? Bütün Amerikan filmlerinde şu vardır. Başı sıkışır şeyin, Amerikalının. Hangi ülkede olursa olsun gideceği yer Amerika bir elçiliğidir. Mutlak o elçilikten ona yardımcı olurlar ve o elçilik Amerika topraklarıdır. Ya biz kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda sen o sen bu diye diyoruz. Yazıktır, günahtır. Vallahi yazıktır, günah. Bu iş burada bitmez. Gerçekten bu iş burada bitmez. Şu anlamda bitmez. Şimdi kimin bu kente faydalı olduğu, kimin olmadığını bu kentte yaşayan insanlar mutlaka biliyordur. Ha ben böyle bu kente çok faydalıyım, bu ülkeye çok faydalıyım diye böyle de bir iddiam yok. Ama kişinin aynesi işi lafa bakılmaz. Ya yaptıklarımı ortaya koyarsınız. Verilen olanakları, imkanları ne kadar değerlendirmişiz, ne şekilde değerlendirmişiz? Kendimize göre mi, kentimize göre mi? Ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Yarın Siirt'teyim, en iyi Siirtli benim. Van'da görev yapıyorum, en iyi Vanlı benim. Kars'ta görev yaparım, en iyi Karslı benim. Niye? Çünkü ekmek yediğim yere ihanet etmem birileri gibi. Ha, ihanet eden varsa ismini yazın. Yağmaladın de Ali Orhan. Eyvallah. Sonuna kadar vallahi billahi altında kalırım. Şöyle deseydi, gelme Ali Orhan. Biz Antalyalılar bir avuç kaldı. Koca şehri istila ettin. Ondan sonra yağmaladın, dokusunu bozdun, eyvallah. Ha tamam, bu tipimle belki dokusunu bozuyorumdur, doğru. Doğru. Şimdi Suriyelileri diyeceğim, diyeceksiniz ki sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bu aynı değil. Benim askerim orada. Bakın bunlar sakın yanlış anlamasın. Oradaki bu Barış Pınarı hareketini asla
küçümsemiyorum ve çok önemli, dünya için önemli bir olay. Ama onlar da gitmeli. Onlar bu ülkede cirit atmamalı. O Suriyeliler, savaşabilecek olanlar. Bu konudaki tavrımı baştan beri biliyorsunuz zaten, hiç değişmiyor. Şimdi onlara sesi çıkmayanlar, bu kentin, bak sevgili Meltem Oktay, belki sizin gibi düşünen sayısı çoktur. Antalya yaşam şey yapmış, Antalya en çok yaşanmak istenen şehir olmuş. Birinci Antalya, ikinci İzmir, üçüncü İstanbul olmuş. Evet, bu şehir niye yaşanmak isteniyor? Bu şehirde niye yaşanmak isteniyor acaba? Ona da bir bakmak lazım. Şimdi bu düşüncede, yani sevgili Meltem Oktay, bu düşün, sizin düşüncenizde olan insanlarla Antalya bir yere gelmedi. Yaz uykusu siesta mıdır, fiesta mıdır, hetsiste midir, nedir, böyle şeyler vardı burada. Evet, o ayrı, o tartışılır. Diyor ki Erhan, sevgili Erhan da, bu şeysi olmasaydı, yapısı olmasaydı diyor, yaşanılır bir şehir olur muydu? Şimdi yıllar önceye bir bakalım. Lara Kent Parkı turizm alanı ilan edilip birilerine verilecek. Bu işe ilk karşı çıkan Mehmet Tosun. Yani dedi ki adam ne kadar çok Antalya'yı seviyor. Antalyalı, Antalya'da doğmuş, Antalya çocuğu, Antalya'da büyümüş. Değil mi? Ulan helal olsun Antalyalılara dedik. O zaman yeterince tanımıyoruz Mehmet Tosun kimdir, kim değildir diye. Antalya'nın Tosun'u değil yalnız. Mehmet Tosun. Harbi Tosun. Soyadı Tosun. Bir de baktık ki Uşaklı çıktı. Orada siyasi partiler tepki koydu. O zamanki MHP il başkanına bir baktık. Dedik ki ya helal olsun adama. İşte Antalyalı dediğim böyle olur. Karslı çıktı. Allah Allah dedik ya. Ya bu ne oluyor dedik hani. Alakır'da o Alakır Vadisi'ne gem vurulmaya çalıştığında fotoğraf çeken Ali Orhan'a baktık, hemşinle çıktı. Finike'de portakallar yetiştiği, dünyanın en iyi portakalının yetiştiği, bugün Antalya Ticaret Borsası Başkanı Alexander da burada olacak. Bunlar da, bu coğrafi işaretleri de konuşacağız. Bu memleketi konuşacağız daha doğrusu. Bu ülkeyi konuşacağız. Ben yörekse baktım da Anadolu görürüm diye diyorum ya, işte böyle bakıyorum ben. Ben bu kente baktım da Anadolu görürüm. Anadolu'yu görmek isterim ama böyle olunca olmaz. Bir baktık ki Finike'ye kim sahip çıkıyor? Finike'nin dağlarına. Ali Ulvi Büyük Nohutçu diye biri çıkmış rahmet. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Ayşin Büyük Nohutçu ve onun. Ondan sonra bir baktık. Ulan ne güzel ya, adam memleketine sahip çıkıyor dedik Ali için. Hani Finikeli ya. Ana bir baktık ki o da Finikeli değil, dışarıdan gelme. Ali Ulvi Büyük Nohutçu da dışarıdan gelmeydi. Ve Finike için canını verdi. Finike'de chat toplantısı yapılıyor. Chat toplantısı, çevre etkileşim değerlendirme toplantısı yapılıyor. İşte köylüler bilgilendirilecek diye köyden kimse yok. Yine biziz. Ama biz ne yapmışız? İstila etmişiz, yağmalamışız, dokusunu bozmuşuz. Ya. Doğru, dokusunu bozduk. Şöyle bir dokuyu bozduk. Cukkacılığa karşı olduk. Hırsızlığa karşı olduk. Arsızlığa karşı olduk. Şerefsizliğe karşı olduk. Ondan sonra avantadan geçinmeye karşı olduk. Emeğin karşılığı olsun dedik. Bütün bu tür şeyler olmasın dedik. Ve bu kent dünyanın en güzel şehridir dedik. Atatürk'ün sözünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Yağmalanmasın dedi. Ben geldiğimde Geyik Barajı'nda 2 tane ışık yanıyordu. Şimdi 300 tane yanıyor. Niye hiç sesiniz çıkmadı? Evet. Neyse, hayırlısı olsun. Güzeldir. Fatma Özdemir, her savaştan geriye 3 ordu kalır. Ölüler ordusu, yas tutanlar ordusu, hırsızlar ordusu demiş. Berhot Berç'in şeysi, sözü. Güzel bir söz. Savaştan geriye gözü yaşlı insanlar kalır ya. Vallahi ben hep öyle bakarım ama şu anki savaş değil. Bu bir harekattır, onu da söyleyeyim. Savaş 2 ülke arasında olur. 2 demokratik ülke arasında olur.
Onu da söyleyelim. Evet, şimdi bir fotoğraflar vardı, böyle bir taş fotoğrafı. Taş, ha bu taş. Şimdi diyeceksiniz ki Ali Orhan, mezar taşını mı hazırlatıyorsun? Mezar taşımı hazırlatmadım henüz. Sevgili Şamil Yaşacan'dan bir mesaj gelmiş, henüz dinleyemedim. Dinleyeyim, ondan sonra onu sizinle paylaşacağım. Şimdi bu taş nerede bulundu biliyor musunuz? Bir Yusuf Yavuz haberi. Oda TV'de yayınlandı haber. Ve bu taş, işte o hani dışarıdan geldik de biz bozduk ya, yapıyı falan, her şeyi biz bozduk ya. Bu taş Akseki ilçesinde mermer ocağı ruhsatı verilen bir yerde bulundu. Haber aynen şöyle. Antalya'nın Akseki ilçesinde mermer ocağı ruhsatı verilen yaklaşık 140 hektarlık arazide mermer çıkarmak isteyen özel bir firmaya geçtiğimiz yıl ÇED süresi başlatıldı. İlçeye bağlı Güzelsu, Pınarbaşı, Çaltı, Çatılıçukur, Çukurköy ve Taşlıca köylerinde Teknomer adlı özel bir madencilik firmasınca başlatılan girişimde yöre halkı karşı çıkarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara itirazlarını ilettiler. Buzul döneminde Anadolu coğrafyasındaki bitkilerin yok olmaktan kurtulmak için sığındığı bölgelerden biri olan ve bu nedenle zengin biyolojik çeşitliliğine ev sahipliği de yapan arazide açılmak istenen mermer ocağının 11 binden fazla zeytin ağacını da tehdit ettiği belirlenince harekete geçen köylüler girişimin durdurulması için 15 aydır çaba harcıyor. Ancak bölgenin ormanlarını, doğasını, tarımsal üretimini ve zeytinliklerini yağmadan korumak için mücadele veren köylülerin çabaları bölgenin 2000 yıllık tarihi yerleşimlerini de ortaya çıkardı. Şimdi bir şey olacak orada. Nedir? Harita. Bir de onu alayım. Şimdi birinci derecede sit alanı, tescilli koruma, tescilli istenen aran, çetbir sınırı, ruhsat sınırına bakar mısınız? Ve birinci derecede bu kayalar kesilirse diyor, birinci derecede sit alanının altı boşaltılmış olacak. Yani şuralar, şu arama şeysi verildiği an boşalacak. Devam edelim habere, bir şey daha olacak. Grafik, o grafikleri de isteyeceğim. Mermer ocağı açılmak istenen bölgede yapılan incelemede 30'a yakın tarihi kalıntıya rastlanırken bu bölgenin günümüzden 2000 yıl önce daha yoğun bir yerleşim ve insan nüfusuna ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Yani bugünden daha yoğun bir şekilde 2000 yıl önce burada hayat varmış. Daha yoğun bir şekilde insanlar yaşıyormuş. Antalya'nın Akseki ilçesinde yöre halkının girişimiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı arkeologlardan oluşan uzman bir ekip tarafından mermer ocağı açılmak istenen bölgede 3 ayrı arazi incelemesi yapıldı. Köylülerin verdiği bilgiye göre bakanlık yetkililerinin yaptığı son arazi incelemesi sırasında daha önce aynı bölgede tescil edilen 17 arkeolojik kültür varlığının yanı sıra 20 yeni tarihi kalıntı daha gösterildi. Buna göre İki ayrı ÇED sahası olarak ayrılan ve aynı firma tarafından mermer ocağı işletilmesi planlanan arazide antik döneme ait olabileceği belirtilen taş döşeli yol ile çeşitli çiftlik yapılarına ait kalıntılar tespit edildi. Mermer ocağı açılmak istenen bölgede köylülerin gösterdiği arkeolojik kalıntıları inceleyen uzmanların konuyla ilgili hazırladıkları raporu Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ilettikleri öğrenildi. Dağlık ve kayalık arazide incelemeye katılan köylülerin verdiği bilgiye göre mermer ocağı açılmak istenen bölgede bulunan diğer tarihi kalıntılar şöyle sıralanıyor. Antik bir yol kalıntısının yanı sıra aynı mimari ile yapılmış genel hatları belli 5 kilisenin yanı sıra kilise olduğu düşünülen 2 ayrı yapı, Hristiyanlık öncesi döneme ait olduğu düşünülen 2 ayrı tapınak ve çeşitli yerleşkeler. Vadi içinde yöre halkının fotoğrafladığı veya işaret ettiği ancak henüz gidip tespiti yapılamayan başka tarihi kalıntıların da olduğu belirtiliyor. Murtiçi, Sivrihasar'dan Pınarbaşı Mahallesi'ne doğru sınırına kadar uzanan vadinin tümünde yoğun bir antik yerleşim olduğu belirtilirken bu yerleşkelerin yollar ve inanç yapılarıyla birbirine bağlantısının bulunduğu düşünülüyor. Yöre halkı bütün bunları göz önüne alındığında bölgedeki tarihi kalıntıların birbirinden bağımsız olarak tescil edilmesi yerine tarihi yerleşkelerin bir bütün olarak koruma altına alınmasının daha sağlıklı olacağını savunuyor. Şimdi gelelim olayın diğer yüzüne. Bu yüzü, haber olan yüzü.
Diğer yüzü bu taş ocağı, mermer ocağı adı altındaki eserlerin yurt dışına kaçırılması. Bizim yurt dışına giden eserler nasıl gidiyor? Elini kolunu sallayarak gümrük kapısından hadi bana eyvallah mı diyor. Yürüyor mu bizim eserler? Bir yandan tarihi eserler yerinde güzeldir diye Antalya Tanıtım Atav'ın başlattığı bir proje var. Diğer yandan bu tür ruhsatlarla yenilerinin yurt dışına götürülmesine olanak sağlayan farklılıklar var. Bakın, iyi kötü gezerim ben. Araba buldum muydu soluğu dağlarda alırım. Severim dağları. Oralarda dinlediğim hikayeler, hani biz geldik de Antalya'yı talan ediyoruz ya, kaçakçılık da yapıyorumdur. Şimdi kalkar o da denir. O al yoran işte oralara şey olur. Talan ediyoruz, yağmalıyoruz ya. İşte yağmalayanların kimler olduğunu bilin. Buraya ruhsatı verenler acaba kimlerle nasıl bir ilişki içerisinde? Ben Finike'de bond çantayla işte ruhsatı satar, pazarlayan, taş ocağı, mermer ocağı ruhsatı pazarlayan birileri var dediğimde 40 karından ses geldi. Ben bir kişiden söz etmiştim. Vallahi ben bir tane biliyordum. Meğer oho ya. Bir yazıyı yazarken, bir kelimeyi söylerken nereye varacağına çok iyi dikkat etmek lazım. Bu ülkenin tarihine sahip çıkmak lazım. Coğrafyasına sahip çıkmak lazım. Faunasına sahip çıkmak lazım. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak lazım. Bu kentin, yaşadığımız kente de elimizden geldiğince kendimiz için değil, kentimiz için uğraşmaya çabalıyoruz. Ama öbür yandan da diyorlar ki gelmeyin, gidin. Yani nasıl edeceğiz? İki dağın arasında kalmışam gibi bir şey oldu. Şimdi koruma kurulunun da bir yazısı var. Orada şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı işte toplanma 28.06.2019 28.06.2019 şu Antalya ile Aksaki ilçesi Güzelsu, Pınarbaşı, Çaltırı işte bunlar şeyler. Diyor ki öte yandan konuya ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2019 tarih ve E 492.217 sayılı yazısı ile iletilen görüşte mevzuatta 1 ve 2. derecedeki arkeolojik sit alanlarından tampon bölge olarak 3. derece arkeolojik sit alanı statüsüne getirildiği, etkileşim geçiş sahalarının kentsel veya kentsel arkeolojik sit alanları gibi yer üstünde taşınmaz kültür varlığı görülen alanların çevresindeki uygulamaların sınırlandırılması ve kontrolünün sağlanabilmesi için tampon bölge olarak belirlenebileceğinin hatırlatılacağına, bölgedeki tespit ve irdeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra oluşacak nihai sınırlar ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak mevzuatta yer alan koruma amaçlı imar planı için gerekli ölçekte getirilecek plan onama sınırının kurulumuzca değerlendirilebileceğine karar verildi. Yani öyle diyor, hemen gelip diyor burada diyor bunu yaparız şeysi yok. Niye? Çünkü burada hakikaten korunması gereken bir kültür var. Bu önemli. İşte bunlar için uğraşıyoruz. Buralarda neleri koruyabiliriz de birilerine peşkeş çekilmez diye uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince karınca kadarınca uğraşmaya çalışıyoruz. Evet devam edelim. Sizden neler gelir? Nereye? Gideriz ya oraya da gideriz. Tamam acil. Yaşar Uzunbaş günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı günler demiş. Beyhan Şirin'e buradan merhaba diyelim. Hilmi Şahin'e günaydın diyelim. Emine Latin günaydın. Ali Bey Allah'ım askerlerimizi korusun demiş. Aynı dileklerdeyiz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hasan Katmaz günaydınlar Ali Bey kolay gelsin demiş. Mehmet Siller Finikeliler rahmetli Ali Ülü Büyük Nohutçu ve eşinin arkasında durmadı durmayacaktır diye düşünüyorum. Yazık oldu o güzel yiğit insanlara demiş. Mustafa Kök günaydın olsun. Burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler geçmiyor. Sabahattin Ali'nin
şeyde yazdığı bir şiirdir, Sinop'ta yazdığı bir şiirdir. Hüseyin Erhan Acar Ali Bey, Murtiçi Antik Yerleşkesi'nde mermer ocağı ruhsatı için Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu durdurma yazısı yazarsa İl Turizm Müdürlüğü'ne 18 ay sümen altı ilan edebilir mi diyor. Ya geçtiğimiz günlerde o hani surların korunması için kedi evlerinin oradan kaldırılması gerektiğiyle ilgili yazıyı 18 ay saklamışlardı ve halen daha kimin sakladığı belli değil. Kısa bir ara aradan sonra bu konulara devam edeceğiz. Niye? Çünkü biz bu kenti yaşıyoruz, bu kenti soluyoruz hep birlikte. O zaman kısa bir ara geliyoruz. Yeniden birlikteyiz. Bu arada bir mesaj okuyayım size. Hani bu vardı ya, siz geldiniz, yağmaladınız, ettiniz. Ona bizim herhalde benim söylemelerime Meltem Oktay cevap vermiş. Ne hissedip ne yazacağıma siz mi karar vereceksiniz? Polemik yaratmaya bayılıyorsunuz. Art niyetli bir şey değildi ama istediğinizi arayıp da bulmakta özgürsünüz. Size açıklama yapmayacağım. Ben de açıklama beklemiyordum zaten. Yeterince yapmışsınız yani. Bundan ötesi var mı sevgili Meltem? Değil mi? Çok teşekkür ediyorum sevgili Meltem. Bu şekildeki bir cevabınız beni aksine çok daha mutlu etti. Gerçekten mutlu etti. En azından şöyle bir şey yapabilirdiniz. Ya bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dilerim diyebilirdiniz ama siz yine bildiğiniz şekilde gittiniz. Doğrultusunda devam ettiniz. Hayırlı olsun. Şimdi sizden gelenlere bakalım. Cemal Aras, günaydın, hayırlı işler, sağlıcakla kalın. Bana arkadaşımın bir domat, biber getirmiş, satsın diye sağ olsun demiş. Bayramdal, günaydın Ali Baba, hayırlı yayınlar demiş. O da böyle demiş. Evet, başka neler var bir bakalım. Mustafa Kök'ü okumuştuk. Bakıyorum böyle nasıl neler var neler yok diye. Birdenbire sustum değil mi insanla? Kalimera demiş. Mutlu günler, sevgiler diliyorum demiş Hüseyin Cahit Aratürk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizi şey konuştuk değil mi biz? Arkadaşlar ben bugün biraz herhalde şaşırdım ya. Şu 100. yıl alanını ekrana getirdik mi? Ha konuştuk ama şey etmedik değil mi? Ekrana getirmedik. O arada farklı şeyler girdi araya. Ha, araya farklı şeyler girince onu unuttuk. O zaman şöyle yapalım. Şu hani talan edilmesin diye uğraştığımız yerlerden biriydi 100. yıl geçmiş dönemde. Hani biz gelip talan ettik ya. Öyle yerlerden bir tanesiydi 100. yıl. Orada işte bir sürü projeler vardı göğe. Antalya çocukları sever bu işleri. Biz şehir dışından geldiğimiz için. Halen de vallahi ne çocuğu olduğumu bir bulamadım. Anam da rahmetli öldü. Soramıyorum. Hani birileri seçim zamanları biz Antalya çocuğuyuz diyordu. Ben Antalya çocuğuyum diyordu. Ben o zaman da sormuştum. Ben ne çocuğu oluyorum bu arada diye. Hala da o konuda bir şey yok. Cevap yok. Şimdi... Afet toplama merkezi tartışma değil bu. Neresi olması gerektiğini söyledi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir soru üzerine. O zaman aslında soru üzerine şey de konuşuldu da şimdi onun zamanı değil. Şu eski kesik minare sonradan külah giydirildi ya o da konuşuldu da şimdi zamanı yeri ve zamanı değil. Onu da ileride konuşurum ben. Vallahi ben duramam, ben dayanamam, ben konuşurum. Bak yine asıl konuyu unutuyorum. Hadi şimdi bu afet merkeziyle ilgili Allah düşürmesin, Allah göstermesin. Antalya'da
yüksek ölçekli bir deprem olursa zaten Kıbrıs'tan toplarız. Büyük bölümünü Kıbrıs'tan toplarız. Niye? Çünkü falezler üzerine öyle binalar inşa ettiler ki birilerine cukka sağlansın diye. O yüzden diyorum. Yoksa öyle bir niyetim yok. İzleyelim, sonra beraberiz. Antalya Kitap Fuarı basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Muratpaşa ilçesi 100. yıl bulvarı üzerinde daha önce millet bahçesi olarak yapılması planlanan 40 bin metrekarelik alanın durumuna ilişkin soru üzerine Böcek, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği bilgiyi basın mensuplarına aktardı. Bu konuyu gündeme getirdim. Murat Kurum Bakanımızla ziyaretim sırasında konuşmuştuk ve millet bahçesi yapılacak yere biz kent meydanı, çok amaçlı bir katlı otopark, afet toplanma merkezi 40 bin metrekare alanda demiştik. Konuyu bu şekilde bakan kuruma ilettiklerini belirten Başkan Böcek, bakan kurumun açıklamalarını da gazetecilerle paylaştı. Sayın Bakanımıza bunu söylediğimde dedi ki biz orayı yapalım, yani hem bütçe açısından size destek olmuş oluruz dediler. Ama sizle mutlaka ekibimizin görüşmesi, bu konuda toplanma merkezini iyi doğru bulmuşlardı. Dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen AFAD toplantısında bu konu yeniden gündeme geldi. Dün de AFAD toplantısında görüştük Sayın Valimize, sonra da Bakan Bey'le görüştük. Başka bir konuyla ilgili aramıştı beni. Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önerisi doğrultusunda orada afet toplanma merkezi olarak üzerinde millet bahçesi olarak bakanlık tarafından yapılmış olacak. Yapılacak projeyle belediyenin ilgili birimleri çalışmalarına başladı. Projede 40 bin metrekarelik alan hem afet toplanma merkezi hem otopark hem de millet bahçesi olarak kullanılacak. Bakanlık da bizim görüşümüzü de doğru buldu ve arkadaşlarımızla beraber çalışması konusunda Hüsamettin Bey de bu konuyla ilgili çalışıyor. Evet, yine bir giriş yaptık böyle. Yine birlikteyiz. Saat 9'da Antalya Ticaret Borsası Başkanı ve Yörex'in fikir babası değil mi? Yörex'i Ali Çandır mı? Fikir babası da Ali Çandır mıdır? İçeriden biri böyle yapıyor. Kim diye bir baktım ki vay de yanık. Vallahi. Bende de hiçbir şey gizli kalmıyor ya. Vallahi bu çok kötü bir şey. Şimdi Sayın Ali Çandır gelecek. Bugün onun için biraz da böyle karizmatik ve yakışıklı giyindim. Çünkü Ali Çandır geldiğinde bendeki karizma yerlerde. Ben ne kadar Yörex'i anlatırsam anlatayım, sevgili Ali Çandır kadar anlatabilme şansım yok. Çünkü isim babası, fikir babası, her şeyi o. Biz böyle kenardan dalış yapanlardan bir tanesiyiz. Evet, şimdi izlediniz mi? 100. yıl alanı, talan olacak alan nereye geldi? Hani biz gelip talan ediyoruz ya, bugün de dilime bunu doladım ya. Vallahi her gün bir şey doluyorum dilime. Ondan sonra da sonradan pişman oluyor mu? Olmuyorum ya. Niye pişman olacağım ki? Söylediğim sözleri düşünerek söylüyorum. Ve hata yapmamak için de çabalıyorum. Çok da ders çalışırım, onu da söyleyeyim. Eskiden kitaplarımın arasında babam geldiğinde, vatandaş Mustafa'nın oğluyum ben, vatandaş geldiğinde bakardı ki ben hep kitap okuyorum. Ya diyordu, bir adam bu kadar okur da bu kadar çok karnesi zayıf olur mu diye düşünmüş. Sonradan anlatıyor tabii peder. Bir gün geldi, bana hiç ismimle hitap etmezdi. Babam iyi bir insandır, babalığını tartışırız, o ayrı bir boyut. Dedi ki okuduğun kitabı bir versene dedi. Vermek istemedik, coğrafya. Coğrafyam da bir. Coğrafyam bir. Matematiğim o. Matematiğim o. Ben onun sıfır olduğunu sonradan öğrendim. Ben o diye bakıyorum, o harfi diye bakıyordum. Bir gün dedi ki ver bakayım, kitabı aldı, içinde Tomix var. Okudunuz mu hiç? Texas, Mandrake, Zagor. Neydi be? Değil mi? Texas vardı, Tomix vardı, Zagor vardı, Mandrake sonradan geldi. Daha sonra farklı farklı oyunlar vardı. Baltalı ilah kimdi? Zagor'du değil mi? Zagor'du. Onlardan okuyormuşuz meğer. İşte bunun için ben gerçekten dersime de çok çalışıyorum. Şimdi Antalya gündemi bir getirelim ekrana. Bu Barış Pınarı hareketini bahane edip yeniden hükümete ağlayacaklar mı diye vallahi dün akşam aklıma gelmedi değil. Kim? Turizmciler. Hani
En ufak bir şeyde devlet bize yardım etsin, devlet bize yardım etsin. Arkadaşlar siz çok kazandığında götürüp devlete iki kat vergi mi veriyorsunuz? Zaten sizin çok vergi verdiğinizi de pek düşünmüyorum. Geçtiğimiz günlerde Ali Çandır da dedi. Hiç dedi katkıları yok dedi. Ha bugün programda bunu sorarsam programı hep onun üstüne kurarız olmaz. Göreksi konuşacağız. Ama aslında güzel bir konuydu da onu biraz daha böyle hani ucundan tutup genişletmek lazımdı. Hakikaten turizmcilerin Antalya'ya faydası var mı yok mu? Şu açıdan var Allah için. İnşaat sektörünü iyi götürüyorlar. Ondan sonra tarım sektöründe birileri patlıyor sayelerinde. Çünkü ödemiyormuşlar. Bazen paraları ödemiyorlar. Öyle iddialar da var. Diyor ki bu yıl turizm sezonunun iyi gittiğini ancak kuyumcuların beklediğini alamadığını söyleyen ATSO Kuyumculuk Mücevher ve Sanat Meslek Komite üyesi Adnan Kaya, gelen turistlerden biz kuyumcular bir fayda gördüğümüzü söyleyemem dedi. Arkadaş otelci fayda görmüyor. Kuyumcu fayda görmüyor. Tarımcı fayda görmüyor. Ondan sonra esnaf fayda görmüyor. Başka kim kaldı? Geriye. Ha ulaşımcı fayda görmüyor da kim görüyor ya? Ya bunu biri bana anlatsın. O zaman niye bu kadar turistin pisliğini çekiyoruz biz ya? Büyükşehir Belediyesi'nin ve turizm yapan, turizmin çok olduğu yerlerdeki belediye başkanlarının suçu ne? Mesela Alanya Belediye Başkanı'nın suçu ne? Ondan sonra Manavgat Belediye Başkanı'nın suçu ne? Kemer Belediye Başkanı'nın suçu ne? Ondan sonra git öbür tarafa Demre'nin suçu ne? Kaş'ın suçu ne? Değil mi? Arkadaşlar, aha herkes ağlıyor. Şeyden herkes ağlıyor. Turistten herkes ağlıyor. Neyse bir okuyalım. Bu yıl turizm sezonunun iyi gittiğini ancak kuyumcuların beklediğini alamadığını söyleyen 26. Grup Kuyumculuk Mücevher ve Saat Meslek Komite üyesi Adnan Kaya, turistin zengin olmadığını ve altına yönelmediğini belirtti. Zengin demiş. Zengin ayrı bir şey mi, tabir mi yoksa zengin mi? Yani zengin diye bir bölüm yok değil mi arkadaşlar? Hani belki yeni bir liter. Teşekkürler. Adnan Kaya şimdi turizm ile ilgili bize verilen veriler turizmin çok yüksek derecede olacağını gösteriyor ve yalnız turizmin yüksek derecede olacağını gösteren gösterge bizi sayısal olarak belki tatmin etti. Ancak gelen turist yönünden mesela biz kuyumcular olarak çok aşırı derecede bir fayda gördüğümüzü söyleyemem diye konuştu. Vatandaşların daha çok gram ve çeyrek altına yöneldiğini söyleyen 26. Grup Kuyumculuk Mücevher ve Saat Meslek Komite üyesi Adnan Kaya maalesef yatırım olacak tipteki altına yöneliyorlar. Bunlar da nedir? Gram altındır, çeyrek altındır, yüzlük altındır, cumhuriyet altındır ve tam altın olarak değişmektedir ve bilezik grubu 22 ayar grubuna geçmektedir. Tasarruf amaçlı insanlar alacağında özellikle çekilmiş has dediğimiz bizim has altın ifadelerine yer verdi. Vallahi pek bir şey anlamadım. Haberde editoryal kısım maşallahı var. Haber çok farklı ve güzel bir haber aslında. Fakat hep bizim gazetecilerdeki sorunumuz bu. Şimdi birçoğu yine kızacak. Gerçi deprem mi oldu? Cem pek kızmaz bu işe. Cem Çom pek kızmaz. Hatta mutlu olduğunu da söylüyor. Şöyle bir durum söz konusu burada. Şu şekilde bir durum söz konusu. Haber daha iyi işlendiği ve anlaşılabilir yazıldığında çok daha etkili olur. Çok daha faydalı olur. Ve bu haber gerçekten önemli bir haber. Antalya için çok önemli bir haber. Sektörel açıdan da çok önemli bir haber. Ülke açısından da çok önemli bir haber. Onun için daha bir dikkat edilirse ben de izleyiciler de okuyucular da daha mutlu olacaktır. Yoksa kimseye böyle şey yaptığımdan değil ki ben Yaprak Özer'i takdir ederim. Genç nesildeki iyi isimlerden biridir. Araştırır, durmaz. Ondan sonra ilginç haberlere imza atar ki burada da çoğu zaman da tebrik etmişimdir. Haberi için tebrik ediyorum. Bu onun suçu değil. Bu onun kabahati değil. Zaten suç yok da biraz eksiklik var. Onu bir söyleyelim. Evet, devam edelim. Sizlerden gelenlere bir bakayım ben.
Fotoğraflar da var. O fotoğrafları da kullanacağız da bakayım neler geliyor. Abdullah Arzu Gencer. Ondan sonra Ahmet Köksalan. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Ahmet Köksalan da o kadar uzun yazı yazıyor, o kadar uzun yazıyor ki okumayla bitiremiyorum. Çok uzun yazı yazar. Günaydın, iyi yayınlar. Çok uzun oluyor. Biraz daha uzatabilirsiniz. Arkadaş, daha farklı yazılar da yazabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Madem kuyumcular da şikayetçi, ondan sonra otelciler de şikayetçi, turizmden kimse aslında şey değil. Nedir? Mutlu da değil. Şimdi bir de pazara bir bakalım. Yani pazarda ne var ne yok. Neydi? Türkü Alim'de gitme pazara uğratırlar nazara. Alim'de öldü diyenler kendileri girsin mezara. Demişler. Biraz sonra iki Ali beraber olacağız saat 9'da. İki Ali birlikte olacağız. Ali Çandır stüdyo konuğum olacak ve Yöreks'i konuşacağız. Şimdi... Evet, sonbahar pazarı Nur Baranlı haberi yapmış. Kameraman kim arkadaşlar? Veysi Çesen de görüntülemiş. 50 liraları var, zenginsiniz be. Vallahi 50 lirayla pazara gitmişler. 8-10 çuval al, bir şeyler alırlar. Hadi, ne? Bu devirde 50 lira iyi para vallahi. Hele bu devirde, bugünlerde iyi para. O zaman haberi bir izleyelim. Patates, soğan, mantar, patlıcan ve daha nice Ekim ayı sebze ve meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Havalar Ekim ayının gelmesiyle birlikte iyice soğudu. Biz de pazarın yolunu tuttuk. Kışlık meyve ve sebzelerimizi alabilmek için 50 lirayı cebimize kattık. Bakalım pazarda 50 TL'ye neler alabileceğiz? Domatesin kilosu 2,5 liradan aşağı değil, 2 liradan aşağı. Mandalina 2,5 liradan aşağı değil. Elma da aynen o şekilde. Ne alayım? Patates alırız birkaç kilo. Biraz sebze alırız. Yani fazla bir şey alamayız. Meyveler hele oldu bitti, çok pahalı. 50 liraya ne alırız tahminen? 50 liraya ne bileyim domates, soğan, mandalin alabiliriz. Üzüm, başka ne alırım? Biber alırım herhalde. Bir de alsam yeşillik para bitti. Şu gördüğü 125 kağıt. Yani fakir fukara Allah yardım etsin, biz emekliyiz, yine iyi kötü geçiniyoruz. Çoluk çocuğumuz, evimiz var. Yeni evlenen gençlere Allah yardım etsin. En ucuz kuru soğan, patates, mandalina işte ne var. Domates bu sene çok ucuz. Peki 4 kişilik aile 50 TL ile pazar alışverişi yapabilir mi? Nereden, kime yapabilir onu? 50 liraya ne geliyor ki artık daha? 5'ten aşağı hiçbir şey yok. Peynir 30 lira falan. O da ki pazarda yani 30 lira. 50 liraya ya peynir alırsın bir kilo ya bir kilo mantar. Galana da bilmiyorum artık. Soğanla maydanoz alabilir misin? Bir soru sorduk. Neredeyse 1000 ah işittik. Bu hafta vatandaşın bütçesi yeterli gelmemiş. Pazar esnafı ise fiyatların pahalı olmamasına rağmen alıcı bulamamaktan yakınıyor. Patates geçen seneye göre gayet şu an iyi. Yani pahalanacak gibi de gözükmüyor. Yani soğan da aynı. Şu an müşterilerin hep sıkıntısı var. Ne sıkıntısı? Geçen haftaki gibi soğan 10 lira olacak mı? Hayır, olmayacak. Ha nedir? Şu an fiyatı ucuz. Mesela geçen sene 10 liralık soğan. Şu an 2 lira. Şu an memnun muyuz? Memnunuz ama müşteriler memnun değil. Neye memnun değil? Sanki pahalı daha iyi gidermiş dersine. Şu an ucuz diye gitmiyor sanki. Bana öyle geliyor. Tezgahlarda fiyatlarsa ortalama şu şekilde. Domates 1,5, salatalık 2, patates 2, soğan 2, patlıcan 2, mantar 12, havuç 2, mandalina 2,5, üzüm 4 lira. Şimdi salatalığın fiyatı var, domatesin fiyatı var, mantarın fiyatı var. Hıyarın fiyatı ne kadar diye merak etmedim değil. Gerçekten hıyar fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? Öyle de bir konu var. Bu arada ne, 3 ne? Bu böyle değil miydi? Sonra değişti mi? Şimdi az önce Şamil Yaşacan aramış. Bendeki telefon kaydı farklıdır. Şamil Yaşacan'ın bendeki telefon kaydı farklıdır. Diyor ki evet biz geldik diyor, sokakları bu hale getirdik. Ben diyor yıllardır bu kente, yıllar önce geldim. Yıllardır bu kente diyor
esnaflık yapıyorum, turizmcilik yapıyorum ve bu kente diyor katkımızın olduğuna inanıyorum diyor. Dışarıdan gelenlerin çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum diyor. Sesten de çok fazla anlayamadım ama yarın bu konuya daha devam edeceğiz. Ve bu sesli de vereceğim bunları, gelen tepkilerle ilgili sesli de vereceğiz. Şimdi biz hep neyi söylüyoruz? Bu kentte sevgili Ali Çandır biraz önce dedi ki, ben dedi televizyonda birini dinledim bana gönderme yaparak, birini dedi izledim dedi, hep almaya geliyorlar dedi. Evet, almaya gelenlere kimse ses çıkarmıyor, sıkıntı burada. Bakın sıkıntı burada. İşte o almaya gelenlere tepki koyarsak, kente katkı koyanlara sahip çıkmış oluruz. Mesele bu. Evet, Sayın Ali Çandır da geçtiğimiz günlerde turizmcilerle ilgili söyledim ya, bir şeyler söylemişti. Ama bugün Yöreksi konuşacağız. Biraz sonra Yöreksi konuşacağız. Çünkü Yöreks bir Anadolu. Her zaman söylüyorum. Yöreks Anadolu'nun kendi öz varlığı ve Anadolu'nun kendi. Ve Yöreks'le ilgili neler konuşacağımızı, ne edeceğimizi şimdi birazdan size anlatacağız ama araya gidelim mi arkadaşlar? O zaman bir araya gidelim. Konuğum da geldi. Konuğumu fazla bekletmeyeyim. Ondan sonra biz Yöreks'i sizlerle birlikte, sizler de katkılarınızı sunun. Mesela Yöreks'te ne olmasını istiyorsunuz, ne olmasını istemiyorsunuz. Böyle durumlar da olsun. Çünkü katılımcılık her zaman iyidir. Sayın Çandır da katılımcılığı sever. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra konuğumla birlikte sizinleyiz. Bizden ayrılmayın. Nereye bakacağım diye bir küçük tartışmamız oldu. Bakın hiçbir şey gizli kalmıyor bizde. Vallahi her şeyi çok net söylüyorum. Şimdi bugün sabah programa başlar. Dünden beri, yok önceki günden beri tanıtımlarını yapıyordum. Bir karizma diyordum. Stüdyoda ağırlayacağız. Her şeyle bir karizma gerçekten. Şimdi Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır burada. Kendi olmadığımda hep şunu söylüyorum. Ali Çandır gelirse heyecandır diye. Ama Yöreks gerçekten heyecanın çok çok ötesine geçti. Öyle bir hal aldı ki Türkiye'de katılmayan kent kalmamış. 81 il, ben iki tane daha bekliyordum sanki 83'müşüz gibi. Öyle de hani biz yetinmiyoruz. Şimdi Ali Çandır stüdyo konuğumuz, Yöreks'i konuşacağız. Her şeyle Yöreks'i konuşacağız. Sabah sabah geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tüm izleyenlere günaydın diye başlamak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aslında Yöreks fanatiği olarak Yöreks'i benden çok dile getiren bir yanınız var. Bu tabii Yöreks'in özünden kaynaklanan bir şey. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ortaya konan eser güzel olursa herkes o eseri bir katkı olsun diye uğraşır. Eğer o eserle ilgileniyorsa, o eserden kendisinde de bir parça görüyorsa, herkes ona şey yapsın. Yöreks hakikaten dört dörtlük bir proje. Ha bu burasınız diye demiyorum. Ben bunu her zaman söylüyorum ve kim olsa da bununla da tartışırım. Çünkü Anadolu var. Ben gazetecilik görevlerim sırasında Anadolu'yu çok gezdim. Onun için ben Yöreks'in olduğu an, Anfaş'tan içeri girdiğimde Anadolu kapıları açılıyor. Bu açıdan açılış yapıyoruz ve gerçekten anlatırken bile insan heyecanlanıyor. O kadar güzel bir şey başardınız. Hem fikir babasısınız, hem isim babasısınız değil mi? Böyle bir şey. İsim var. Ortak, hep fikir ortak. De ortak. Hepsi Antalya şimdi, Ticaret Borsası'nın iş geliştirme ve çalışma gruplarında ortaya şimdi, çıktı. Biz sadece bunun sözcülüğünü yapan durumdayız. Bütün ekibimizin bunda katkısı var. Onun dışında sempatik bir proje olduğu için kimin kapısını çalsak Yöreks'le ilgili negatif bir şey almadık. Herkesin katkısını aldık. O anlamda da 10. yılımızda geldik. Hiç o ilk başladığınız yıl bugünkü yere gelebileceğimizi düşündünüz mü? Yani
Şimdi doğruyu söylemek gerekirse benim çalışma prensibimde arkadaşlarım da zaman zaman eleştirirler. İyi diye bir şey yok. Hep daha iyi diye bir hedefimiz var. Şu anda diyebilirim ki Yorex bizim hayallerimizin daha yarısında. Daha yarısında. Evet. Yani şu anda önemli bir farkındalık yarattık. Türkiye'de unutmaya başladığımız yöresel ürünlerimizin farkındalığını yarattık. Bunların zırhı konumundaki coğrafi işaretler konusunu Türkiye'nin gündemine getirdik. Hemen hemen Anadolu'nun her yöresinde bir Yorex rüzgarı estirdik. Bu anlamda olumlu gelişmeler diyebilirim. Ama bizim derdimiz bu yöresel ürünlerimizin kırsalda yaşamı geliştirmesi, oranın ekonomisini arttırması, işsizliğe çare olması, özellikle kadın iş gücüne katkı sağlaması, o yörelerdeki o değerlerin turizme katılması, turistin oralara o ürünlerin yapılışını seyretmesi, bunların bütün insanlarımız tarafından kullanılması, bununla ilgili girişimcilerin girişimlerde bulunarak yöresel ürünlerimizi belli bir formatta satışa sunması ve daha sonra bunların yurt dışında tescillenerek dünya insanlarının kullanımına sunulması ve New York 5. Cadde'de Türkiye'nin yöresel ürünlerinin mağazasının açılması gibi hedeflerimiz var. O anlamda baktığımızda hedeflerimizin yarısındayız diyoruz. Ama çok yol aldık. Gerçekten ilk başladığımızda Türkiye'nin bütün oda borsalarına sorduk sizin oraların nesi meşhur diye. Müthiş bir zenginliğimiz var. Bu zenginliği irdeledikçe bunun ekonomiye katıldığında bize neler katabileceğine dair önemli ipuçları bulduk. Başkaları da bunları yıllar boyunca yapmışlar, yüzyıllardır, yüzyılı aşkın süredir bu yöresel ürünlerle ilgili çalışmalar yapmışlar. Bizler de onların deneyimlerinden yararlanarak kendimize özgü bir şekilde tasarlamamız lazım. Şu anda iyi bir aşamaya geldik ama daha da ileri gitmemiz lazım. Bu anlamda Türkiye'nin bu coğrafi işaretlerle ilgili bir enstitüye ihtiyacı var. Bir enstitü olduğu takdirde bunun üretim aşamasını, pazarlama aşamasını, satış sonrasını, bu üreticinin hakkının, hukukunun korunmasını, tüketicinin hakkının, hukukunun korunmasını kapsayacak şekilde bir enstitü kurulması talebimiz devam ediyor. Çünkü gelişmiş ülkeler bunu böyle yapıyor. Yöresel ürün dediğimizde belki bizim için 5 dakikalık gördüğümüz ya da tattığımız bir ürün gibi de gelse, dünyada 200 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürün pastası var. Bu pastadan biz fazlasıyla nasibimizi alırız diye düşünüyorum. Çünkü dünyada 8800 civarında coğrafi işaretli ürün var. Bizde ise 2500 tane coğrafi işaret alabilecek ürünümüz var. Biz bu ürünlerimizi layıkıyla üretir, paketler ve satışını sunarsak kısa süre sonra bu ürünler ihracata da konu olur. İnsanımız da tüketir, kırsalda yaşam tekrar canlanır, kadınlarımız iş bulur, turist açısından bir çeşitlenme söz konusu olur diye hedeflerimiz devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var, Türkiye'de üretim çok az ama üretilen de dediğiniz gibi değerini bulamıyor. Değerini bulamayınca da vazgeçiyor. Ben hep şunu söylüyorum, yıllar önceki efendiler, efendi derken millet yanlış algılamasın, Atatürk'ün Selik'te söylediği bir kelimedir, köylü bu milletin efendisidir diye. Bugün geldiğimiz noktada birçoğu otellerde, turistik otellerde ben onlara farklı bir şeyle bakıyorum, farklı bir şey diyorum. Şimdi bu olaya bir tarafından bakarsak yanılgıya düşeriz. Evet. Sonuç itibariyle üretimi tetikleyen tek unsur tüketimdir. Evet. Tüketici tercihleriyle neyin üretileceğine karar verir. Burada biz özellikle... Borsa yol gösterici olmuyor mu burada üreticiye? Elbette yol gösterir ama sonuç itibariyle biz ne kadar da yol göstersek, siz eğer markete gittiğinizde, bakkala gittiğinizde bize ait ürünleri tercih ederseniz o ürünlerin üretimi artar. O ürünlerin tüketimi artınca da orada bir ekonomik değer doğar. Öncelikle bizlerin aidiyet duygusuyla bize ait olan ürünleri tercih etmesi o üretimi tetikleyecektir. Onun dışında ne söylerseniz söyleyin, dünyanın en iyi ürününü üretin ama alıcı bunu talep etmiyorsa bir yere gidemezsiniz. Şu anda dünyada şöyle de bir trend var. Özellikle ekonomik gelir düzeyi yükseldikçe insanlar tükettiği ürünlere özen göstermeye başladı.
Ve yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünlerin de çoğunluğu doğal ürünler. Organik ya da organiğe yakın ürünler. Onun için de daha fazla para ödeyerek bu ürünleri almak gibi bir durum söz konusu. Hayat standartını yükseltiyor. Evet. Kendisine. Daha kaliteli tüketmek yaşam istiyor. Daha doğrusu güvendiği ürünü almak istiyor. O anlamda da büyük bir potansiyel var. Peki biz bu yöresel ürün Yörex'ten sonra, ben buna fuar olarak bakmıyorum. Bu fuar değil zaten. Ha. Bu sadece bizim yöresel ürünler projemizin bir etabı. Evet, ben gerçekten fuar olarak bakmıyorum. Çünkü fuar dediğinizde akla farklı şeyler geliyor. Yo, fuarcılık da önemli bir sektör. Eyvallah ama Yörex fuar değil. Evet. Çünkü Yörex her şeyle katkıda bulunmaya çalışan ve her şeyle katkı koyan bir şey. Demin çok güzel bir şey dediniz. Üreticiyle tüketicinin bir arada olduğu ender yerlerden birisi Yörex. Şimdi Yörex'te geçmişte sıkıntı çekip, ürün pazarlamasında sıkıntı çekip, Yörex'le birlikte ürününü pazarlamada biraz daha rahatlayan insanlar var mı? Çünkü siz bunlarla her yıl berabersiniz, her zaman berabersiniz. Çok var. Biz özellikle geçtiğimiz yıldan başlayarak da bütün Türkiye'deki perakendecileri oraya getiriyoruz. Yüz yüze görüşmelerle onlar iş bağlantısı yapıyorlar. İşlem hacmini, işini iki kat, üç kat arttıran üreticilerimiz var. Yörex sayesinde bu işe cesaretlenip üretime başlayan insanlarımız var. O anlamda çok pozitif dönüşler alıyoruz. Şimdi sevgili Sedat Küçükoğlu Yörex 2018'den bayağı fotoğraflar paylaştı ama şu anda onları indirip verebilme şansım yok. Siz şeyi anlatırken, Yörex'i anlatırken genelde coğrafi işaret üzerinde çok duruyorsunuz. İşte demin de anlattınız, dünyada şu kadar var. Bizde 2500'e yakın coğrafi işaret olmasına, yani coğrafi alabilecek işaret alabilecek ürün olmasına rağmen maalesef alamamışız. 3-4. Dünyada 3-4. 3 tane Avrupa Birliği'ne tescil ettirdiğimiz ürünümüz var. Dün bir televizyon kanalında, ben böyle gezerim sık sık, bir İtalyan aşçı, İtalyan mutfağıyla Türk mutfağını karşılaştırırken şu kelimeyi kullandı. Dedi ki, Türkiye'deki dedi bir ilin dedi mutfağı, İtalya'daki dedi bütün mutfağa bedel. O kadar çeşitliliği var dedi. Evet, doğru söylemiş. Yani ve dedi Türkiye'de her ilde dedi bir kara bölge olarak da söyledi. Karadeniz bölgesinin dedi doğusunda ayrı bir şey var, kültür batısında ayrı. Doğuda dedi doğunun Anadolu'da ayrı var dedi. Güneydoğu'da bir ilin ilçesinde, köyünde bile ayrı ayrı. Çünkü şimdi, bu topraklarda birçok medeniyet yaşamış. İşte oradan yola çıkarak Yörex'in Türkiye ekonomisine katkısı, böyle bir araştırma yaptınız mı? Nedir? Bak, çalışmalarımız o doğrultuda. Aslında biz her fuarımıza tüm otellerimizin yiyecek içecek müdürlerini, aşçılarını davet ediyoruz. Yine Türkiye'de bu konuda profesyonel çalışan tüm grupları davet ediyoruz. Buradan da onlar kendilerine bir şeyler alıyorlar. Ve bu ürünleri bir şekilde ekonominin içine katıyorlar. Ama bu farkındalık yavaş yavaş oluştu. Bundan sonra bunun pazarlamasıyla ilgili de, yani Türkiye gastronomisini de pazarlarken yöresel ürünlerin içinde olduğunu vurgulayarak pazarlamamız gerekecek. Yine bu yılki fuarımızın içindeki seminerlerden bir tanesi yöresel ürünler ve gastronomi olacak. Büyük ihtimalle Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin de o panelde olacak. Böyle geliştirmeye gayret edeceğiz. Ama çok önemli çünkü bir merak da uyandırır. İnsanlara bizim bu yöresel ürünlerin hikayelerini çıkartıp pazarlamamız lazım. O yöresel ürünlerin hikayeleriyle birlikte yaptığımız yemekleri verdiğimizde o merak insanları o yöreye götürecektir, çekecektir. Çok ciddi anlamda bir turistik enstrüman olarak bunu kullanmamız gerekiyor. Mesela Erzurum'daki cağ kebabı, mesela dün Karadeniz'i vermiştiniz. Karadeniz'deki gazetelerde, evet. Karadeniz mutfağı vardı. Mesela Erzurum'daki cağ kebabı, işte Erzincan'daki tulum peyniriyle bakırcılık. Şimdi şey yaptınız ama çok farklı. Ali Bey, şöyle bir şey bakalım. Bir de farklılıklar çıkmaya başladı ama. Şimdi o tatlı bir rekabette oluşuyor ama bu dünyanın her yerinde böyle. Olması da gerekiyor. Bu güzel. Çünkü aidiyet duygusu böyle bir şey. Siz toprağınızda üretilmiş, yörenizde oluşan ürünlere sahip çıktıkça orayı geliştirirsiniz. Herkes bir anlamda yaşadığı yerin fanatiği olmalı. Bu tabii ki belli sınırlar içerisinde. İşte Urfa biberiyle Antep'le, diğeri fıstığıyla rekabetler ediyor. Alanya'yla Manavgat, bunlar, buz konusunda şimdi gayet iyi bir rekabet. Bunlar ciddi anlamda
pozitif şeyler. Yani Alanya'yla şey, Manavgat şimdi muz konusunda bayağı iyiler. Kendileriyle rekabet ediyor. Tabii orada yöresel ürün dediğimiz sadece ayrı, o coğrafyaya özgü. Değil. İşte Anamur'la biraz Alanya kapışıyor. Çünkü Anamur tescil ettirdiği için öyle bir olumsuzluk var orada. Ama Alanya'da da şimdi Alanya standına bir gidiyorsunuz ya, yok yok. Evet. Özellikle tropikal konusunda, ürünler konusunda yok yok. Evet. Böyle de bir durum var. Ya bu şey değil mi? Bu topraklarda her şey yetişeceğini de yetiştirebileceğini de göstermiyor mu? Ona hiç şüphe yok ama biz her şeyi yetiştirmemiz çok da doğru mudur değil midir? O da ekonomik olarak tartışılması gereken bir şey. Ama biz bize ait olanları güçlü bir şekilde ürettiğimizde o konuda dünyada söz sahibi olabilmeliyiz. Her şeyi yapan hiçbir şey yapamaz derler. Biz de üretimimizde belli bize özgü ürünleri üreterek daha güçlü olmalıyız diye yani düşünüyorum. Yani biz diyorsunuz susamımız daha, Manavgat'ta susamımız daha ön planda. Evet ama Manavgat'ta üretilen muzla Alanya'da üretilen muz arasında fark var. Mutlaka vardır. Şimdi bir şey, geçtiğimiz günlerde gazetelerde bir vardı. Siz böyle çok derine dalmamışsınız ama ben öyle şeyleri bulunca derine dalmayı seviyorum. Antalya'da fuar döneminde fuara turizmin katkısı ne oluyor ya da fuarın turizme katkısı ne oluyor? Vallahi binlerce insan geliyor Antalya'ya. Bir hafta boyunca kalıyorlar. Onun getirdiği bir ekonomik hareketlilik oluyor ki zaten fuar ekonomisine baktığımızda fuar alanının kazandığından çok kente bıraktığına bakılır. O anlamda bugün Türkiye'nin 81 ilinden binlerce insan gelip burada konaklayacak, burada alışveriş yapacak, burada yiyecek, içecek ve kente önemli bir katkı sunacak. Biz Yöresel Ürünler Fuarı'na başladığımız günden beri Yörex'e gerek ziyaretçi, gerek katılımcıyla anketler yapıyoruz ve onların memnuniyetlerini ölçüyoruz, beklentilerini ölçüyoruz. Biz o haberde şöyle geliştiği için onu ifade etmek istiyorum. Bu ölçümleme sırasında herkesin yaklaşımı şu: Antalya'ya 10 milyon, 15 milyon turist geliyor diyorsunuz. Yöresel Ürünler Fuarımıza yeteri kadar turist gelmiyor diye bir serzenişleri var. Gerek ziyaretçiden, gerek katılımcıdan bu geri dönüşleri aldığımız için biz de otelcilerimizden bu konuda destek istiyoruz. Türkiye'deki, daha doğrusu Antalya'daki turizm sistemi de buna çok izin vermediği için, çünkü bir kitle turizmi şeklinde gelişiyor. Tur operatörü alıyor, onu istediği yerde planladığı gibi yapıyor. Biz onun ötesinde dedik ki eğer turizmcimiz gönüllü olarak bize bir otobüs, bir minibüs turist gönderirse bu konuda önemli katkıda bulunmuş olur. Ve biliyoruz ki biz bu fuarımızı bundan sonra artık önceden bildirerek turizm liste şeyine, tarihlerine de koyabilirsek bunun için de Türkiye'ye turist gelecek. Bunları da bundan sonra çalışmamız gerekiyor. Siz yurt dışına da sık sık çıkan insanlardan biriz. Gittiğiniz zaman o yöredeki yöresel şeyler mi sizi daha çok çekiyor yoksa kocaman kocaman binalar mı? Hepsi birlikte çekiyor ama şöyle bir şey var. Tabii turizm dediğiniz olguda sizin ülkenize, şehrinize gelen insandan onun gönlünü yaparak ne kadar çok para aldığınızdır başarı kriteri. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir araştırmada işte Antalya'ya gelen insandan ortalama 42 dolar para aldığımız gibi bir rakam çıktı. Şimdi biz bir ülkeye gittiğimizde, hatta dün bir yerde yine aynı örneğe verdim. Bir tura, şehir içi tura götürdüklerinde, evet, şehir içi tura götürdüğünüzde bir peynirciye götürürler sizi. 20 euro giriş ücreti alırlar. Sonra siz oradaki yapılanın hoşunuza gider. 50-100 euroluk da peynir alırsınız. Yani o gün sizden 100-150 euroyu ülkelerine para olarak alırlar. Bizim de bunu yapmamız için bu işi geliştirmemiz lazım. Bugün baktığımızda hepimizin derdi katma değer diyoruz. Hepimizin derdi turizmin çeşitlenmesi diyoruz. Hepimizin derdi kırsalın kalkınması diyoruz. Bir şekilde turizmin oraya yansıması diyoruz. O anlamda da yöresel ürünler bunun için müthiş bir potansiyel. Umuyorum Turizm Bakanımız da şu anda davetimizi yaptık, programda kesinleşmedi ama bu fuarımızı ziyaret eder, bu zenginliği inşallah onlarla birlikte dünyaya tanıtmaya başlarız. Operasyonun pek etkisi olur mu fuara katılım açısından, yani halk katılımı açısından? Yok, sanmıyorum.
Sayın Bakan gelirse zaten biraz daha... Şu anda Teknoloji ve Sanayi Bakanımızın teyidi var. Onun dışındaki bakanlarımızla da bu hafta netleşecek diye düşünüyorum. Zaten 10 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu da açılışımızda olacak. Şimdi geçtiğimiz yıl bunu yine konuşmuştuk. Yurt dışında bir fuar. Beşinci caddeye kafayı koymuşsunuz, o ayrı da. Yurt dışında Yörex'i tanıtabileceğimiz mesela Antalya... Onunla ilgili planlarımız var, çalışmalarımız var ama ekonomik dalgalanma bazı konularda bizim önümüzü kesti. İki yıldır yurt dışı ile ilgili önemli çalışmalar yaptık ama bütçesiyle ilgili çözemedik sorunu. Bizim derdimiz de dünyaca ünlü gıda fuarlarının içinde 1000 metrekare alanda Yörex adıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerini teşhir etmek, tanıtmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah bu yıldan sonra onunla ilgili de bir adım daha atmış olur mu? Adım değil de destek buluruz. Belki yeni kurulan tanıtım fonuyla ilgili ya da Ekonomi Bakanlığımızın bir desteğiyle bunu da aşacağımıza inanıyorum. 81 idi burada toplayabilmek. Yani bu nasıl bir çalışmadır? Mesela en azından hani gelmeyen olabilir ya da işte bizim ekonomik bir sıkıntımız var, gelemeyiz diyenler de olur. 81 idi buraya toplayabilmek nasıl bir şey? Yani nasıl bir çalışma? Tamam, ekip arkadaşlarımız öyle, öbürler böyle ama 81 ilde yani biz evde şu anda 4 kişiyiz, 4'ümüzü bir araya zor getiriyoruz. Vallahi şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Projenize inanıyorsanız, projenize güveniyorsanız çalışmalarınız karşılık buluyor. Biz burada doğruyu söylemek gerekirse bu yaptığımız başarı Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, ona bağlı olan odaların, borsaların başkanlarının teveccühüdür. Kalkınma ajanslarımızın teveccühüdür. Bu anlamda burada doğru bir iş yaptığımız için herkesten de desteği rahatlıkla alıyoruz. Hatta son hafta 78 ildik, 79 olduk, 77'ye indik. Ama evvelsi gün bütün illerimizle iletişime geçtik, rica ettik. Araya insanlar koyduk ve 81 ile 10. yılımızda tamamlamak için olağanüstü bir çaba sarf ettik ve başardık. İnşallah 10. yılında Türkiye kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bir arada olacak. Yörex'i siz anlatırken de anlatıyorsunuz. Sadece bu bir fuar değil. Orada da biz rengarenk bir Türkiye görüyoruz. Müthiş bir etkileşim var. Ve bu etkileşim bir sinerjiye dönüşüyor. İnsanlar Yörex'te olmaktan çok mutlu oluyorlar. Ziyaretçinin ötesinde stand kuranların birbiriyle iletişimi bile birçok önyargıyı yıkmış durumda. Müthiş bir birliktelik ve güzellik sergiliyoruz orada. O mozaiği tamamlıyor. Bana göre o mozaiği tamamlıyor. Mesela şimdi şöyle bir durum söz konusu. Dün de söyledim. Bir tarafta davul zurnayla insanlar halay çekiyor. Öbür tarafta zılgıt çekiyor. Öbür tarafta horon oynuyor. Bir tarafta Rize standında gaz kaşarı satılıyor. Yani bunu espri olarak söylüyorum ama anlatmak istediğim şu. Türkiye'nin her zamankinden çok, her zaman söylüyorum, birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde fuarda, bakın bu yıl 10. yıl, insanın aklına 10. yıl marşını getiriyor. Çıktık açık alınla, her şeyde bu savaştan diye. Mesela siz de açık alınla, yani bu 10 yılda gerçekten iyi bir mesafe kat ettiniz. 10. yılı bu yıl ve 81 ilde katılıyor. Ha, bu kadar tesadüf bir arada olabilir mi? Güzel tanımlama, teşekkür ederiz ama biz işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Söylediğim gibi ne yapıyorsanız iyisini, daha iyisini yapmak için uğraşmak zorundasınız. Herkes de destek oluyor. Burada tabii derdimiz şu, güne çayla başlayan toplum yarısı artık güne kahveyle başlar oldu. Tüketim alışkanlıklarımız çok değişti. Bunlar da bizim insanımız yerine başkalarının insanlarına iş aş oluyor. Ben bu penceresinden daha çok bakmayı seviyorum. Biz tüketim tercihlerimizde kendimize ait ürünleri tercih ederek bu ülkeye borcumuzu ödememiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir yere geldiniz de özentili bir toplum olmadık. Telefon daha 8 dakikamız var. Öyle hemen gitmek yok. Şöyle bir durum var.
Dediğiniz çok doğru. Mesela ben kahveci değilim. Ben genelde çay içerim ama kahveyi biz Türk kahvesine tamam sonuna kadar. Ama öyle bir hale getirdik ki o yabancı menşeli kahvelerin 100 çeşidi çıkınca ben çocuğumla konuşurken bugün ne içtin diye sorduğumda öyle bir kelime söylüyor ki bana. Hani benim bırak böyle şeyi sözlüğümü hakikaten ansiklopedilerimde yok. Şimdi tabii küreselleşen dünyada en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi kültür ihracatıdır. Biz hep ithalat yaptık kültürel anlamda. Şimdi işte dizilerimizle biraz ihracata başladık. Belki bu yöresel ürünlerimizle de ihracata başlamamız gerekiyor. Geleneklerimizi, göreneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor, ürünlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bu kısa sürede bir kültür ihracatı için de önemli bir enstrüman. Biz kolayı sevdiğimiz için toplum olarak o bize önerilen, bize dayatılan, bize pazarlanan ürünlere çabuk meylettik. Onların faturasını da bugün ödüyoruz işte. Cari açık diye ödüyoruz, aidiyet duygumuzun eksikliğinden ödüyoruz, yurtseverliğimizden ödüyoruz. O anlamda baktığımızda gerçekten yöresel ürünlerimize sahip çıkmak da Türkiye'de birçok şeyin de başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Peki, Yörex'in Antalya'ya katkısına gelelim. Çok derinlemesine öyle bir hesap yapmadık ama Antalya bu konuda öncülük yaptı. Antalya hemen hemen coğrafi işaretli ürünlerle ilgili her konuda çaba sarf ediyor. Bununla ilgili Yüçte diye bir derneğimiz var. Sayın Tekelioğlu hocamın başkanlığında gidiyor. Ankara'da Coğrafi İşaretler Derneği kuruldu. Geçtiğimiz ay Ankara'da ATO tarafından Coğrafi İşaretler Zirvesi yapıldı. Bir anlamda Antalya bunun fitilini ateşledi diyebiliriz. Antalya'ya turizm açısından önemli katkıları var. 500'ün üzerinde katılımcı var fuarımıza. Binlerce insan geliyor. Bir etkileşim oluyor. Eğer biz bunu bakanlıklarımızın da destekleriyle farklı bir forma koyabilirsek Antalya'da bir yöresel ürünler mekanı oluşturup turistik bir destinasyona çevirebiliriz diye de düşünüyorum. Yörex'ten sonra bu Yörex'le birlikte bu coğrafi işaret halkın kafasında daha fazla oluşmaya başladı. Ondan önce bir çalışma var mıydı? Yoksa? Ondan önce de akademik düzeyde çalışmalar vardı ama biz de başladığımızda çok farkında değiliz. Coğrafi işareti biliyorduk ama bunun etkisinin bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk. Araştırdıkça gördük. Mesela İtalya'ya baktık. İtalya 7 milyar euroluk bir coğrafi işaretler satarken 2008 yılında, 2018 yılında 17 milyar dolara çıkmış durumda. Bu 17 milyar dolarlık ihracatın 7 milyar doları tarım ve gıda ürünleri. Diğeri de şarapları. Bizde de müthiş bir şarap zenginliği var. Bizim onları bile coğrafi işaret yapmamız demek. Fransa 12 milyar dolar sadece coğrafi işaretli şaraptan gelir elde ediyor. Onları bile coğrafi işaretlememiz önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlamda gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ekonomik bir hareketliliği de getirecek diye düşünüyorum. Peki Antalya'dan Yörex'e katılmak isteyen şeyler, görmek isteyenler nasıl gelecek? Ulaşım nasıl sağlanacak? Geçmiş yıllardaki yaptığınız gelenek devam edecek? Şu anda tramvayın çalışması nedeniyle o servislerimizi yapmıyoruz. Otobüslerle, tramvaylarla gelebilecekler. Her gün saat 10'dan saat 20'ye kadar açık olacak. Girişimiz her zaman olduğu gibi ücretsiz. Daha sonra da program yapacağız, çağıracağız ama ben özellikle buradan Milli Eğitim camiasına seslenmek istiyorum. Okullarımızın müdürlerine, yetkililerine seslenmek istiyorum. Biz geleceğe bu ürünleri taşımak istiyorsak çocuklarımızı bunlarla buluşturmamız lazım. Ailelerimizden özellikle çocuklarını oraya getirmelerini istiyorum. Antalya ki çok kozmopolit bir yer. Dedesi gelmiş, torunu memleketini görmemiş. O memleketiyle bağ kurmasını da sağlayacak, o ürünlerle tanışmasını da sağlayacak. Binlerce ürünü tatma, dokunma, koklama, buram buram Anadolu'yu hissetmek için önemli bir ortam. O anlamda bütün herkesi bekliyoruz. İlk başladığımız yıl 42 ilimiz vardı. 25 bin ziyaretçiyle başlamıştık. Bu yıl 250 binin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum ama 250 bin diyoruz ve 81 ilimizi de burada buluşturacağız. Bu yıl biraz ihtisaslaştıralım diye Anadolu'nun peynirleri diye bir bölüm yaptık. Coğrafi işaret almış ve coğrafi işaret için başvurmuş
Bütün peynirlerimizi orada sergileyeceğiz. Onunla ilgili tadımlar olacak, workshoplar olacak ve o peynirlerin bir tanıtımını gerçekleştireceğiz. Yine 5 gün boyunca kalkınma ajanslarımızla birlikte çeşitli seminerler, paneller düzenleyerek coğrafi işaretle ilgili örgütlenmeden gastronomiye, onların ambalajlanmasından pazarlamasına kadar birçok konuda çalışmalarımız olacak. Siz bekliyorsunuz ki sorayım ki girip çıkan nasıl sayılırsınız? Yok artık onu öğrendiniz. Geçtiğimiz yıllarda güzel bir şey vardı. İki akraba değil mi fuarda? Evet, evet, yıllardır görüşmeyen. Biz de haberini yapmıştık, evet, yıllardır evet, görüşemeyen. İki akraba orada. Sivas Ticaret Borsası evet. Başkanımız halasının kızı mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Konuşurken o onun akrabası oldun herhalde şey diye. Evet, biz böyleyiz evet. Diye. Çok ilginç hikayeler var. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da çıkartıyor. Siz de çıkartıyorsunuz. Orayı yaşayınca zaten görüyorsunuz ki Anadolu başka bir dünya. Yani bizim burada televizyonda izlediğimiz değil. Anadolu'nun içinde aslında hoşgörüden, yardımlaşmaya, tasarruftan, üretime, saygıya kadar her şey var. Biz bunları tekrar alevlendirmemiz gerekiyor. Ya orada bile o standlardaki insanların duruşlarında bile bir o Anadolu kültürünün bu saydığınız ögeleri ön plana çıkıyor. Evet, Sayın evet. Can da çok teşekkür ederim. Ben vallahi teşekkür ederim. Nasıl geçti anlamadım da. Ben teşekkür siz ederim. Siz olunca ben Yörex konusunda susuyorum. Çok gerçekten. Teşekkür ederim. Sürekli dile getiriyorsunuz. Bu projelerde böyle zaten yol alıyorlar. Bütün katkılarınız için teşekkür ederim. Güzel olan her şeyi alkışlamak bir insan olarak, her şeyden önce bir insan olarak bir insanın borcudur. Güzel olan şeyleri alkışlamamız lazım ki diğerlerinin de o güzelliğe, hedefe ulaşabilmesi için çalışsın. Diyor ki hiç görenle görmeyen bir olur mu? Yani güzel yapanla yapamayanı ayırmak lazım. Ben böyle bakıyorum bu tür projelere. Teşekkür ederim. Ve nezdinizde emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sabah geldiniz, programımızı onurlandırdınız. Dostluğumuz bir tarafa, siz bir oda başkanısınız. Oradaki saygım sonsuzdur. Ama burada da rahat rahat her şeyi sorabildiğimiz insanlardan birisiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tüm izleyenlerimize de saygılar sunarım. Zaten önümüzdeki süreçte bir daha evet. inşallah beraber evet. olacağız. Benden evet. bıkmazsanız tabii. Yok, yok. Ben sizi burada görmekten gerçekten onur duyarım. Her zaman da beklerim inşallah. Teşekkür ederim. Evet Sayın Ali Çandır'dı programımızın konuğu. Yörex'i konuştuk, coğrafi işaretleri konuştuk. İlerideki günlerde yine konuşacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına da buradan teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeyi bu kentte başlatıp, olgunlaştırıp, dünyaya sundukları için. Çok teşekkürler tekrar Çandır. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra beraberiz. Yeniden birlikteyiz. Yörex'i konuştuk. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'la Yörex'i konusunu konuştuk. O olunca ben susuyorum Yörex konusunda ama şöyle de bir gerçek var. Hakikaten Antalya'da olmak bu konularda gayet güzel bir şey. Her ne kadar biz dışarıdan gelsek de biraz önce sevgili Şamil Yaşacan'ın alelacele dinlemiştim bir önceki arada mesajını ama şimdi de tekrar dinledim. Hakikaten askerliğini dahi burada yaptı Şamil Yaşacan. Şimdi bir tur şirketinin sahibi, Endatur'un sahibi bir kez söylemekte sanıyorum sakınca yok. Ve Antalya'ya dünyanın dört bir yanından futbol takımlarını getiriyor Antalya'ya. Belek'te onların hazırlık kamplarını, onların işte ara kamplarını düzenliyor. Şimdi bakın bu kentte gerçekten ben de söylüyorum bu kente herkes gelememeli eyvallah. İşte birçoğu alma ağacının altında büyüdükleri için geliyorlar eyvallah. Ama her zaman şunu da ayırıyorum kente katkısı olan herkesten
bu konuda ayırıyorum. Ve ne diyorum onlara? Onlar bu kentin gerçek sahipleri. Kendisi için çalışan farklı, kenti için çalışan farklı. Bunu da bu şekilde belirtmekte fayda var. Yaşar Yurtseven, merhaba diyelim buradan. Mehmet Ali Saysal, ona da merhaba diyelim. Nurettin Utku demiş ki, iki Ali kardeşime günaydın, tebrikler demiş. Zeytin Park'taki zeytinyağlarıyla ilgili bir konuyu gündeme getirmiş. Onu başka bir programda söz konuşuruz. Muhammed Alkaya, günaydın Ali Bey demiş. Teşekkürler. Kiziroğlu Mustafa Bozkurt, Ali abi bu millet pazara pahalı der. Domates 2,5, soğan 3 TL'ye. Yetiştirici ne olacak? 3-4 bin TL zarara veriyor diyor. Güler Şirin Kayakökü, günaydın Ali Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, yine sizden gelenler var. Onlara bakacağız. Fotoğrafları ben sana attım mı sevgili Halil? Şuna bir bakayım. Bir horozu bir alayım. O horoz var ya, o çil horoz. Ah, o çil horoz. Ah. Bu horoz fotoğrafını bizimle sevgili Kadir Kaya paylaştı. Ne yazmıştı? Ya bir şey diyeyim mi? Vallahi güzel görünüyor ha. Bu da bir yöresel tutku. Vallahi yöresel tutku bu horozda. Hani horozumu kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyunu da pilav pişirdiler, geh bili bil 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 diyor. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Sağ ol sevgili Kadir Kaya. Başka ne var? Ne? Tövbe yarabbim. Ya bazen öyle kafama giriyorlar ki, şimdi bu çok çok bunu ne ettin? Bunu ne yaptınız arkadaş? Bu niye? Ha şimdi düzeldi. Biraz önüne bak. Halil, sevgili Halil, biraz önüne bak. Arka tarafında konuşma. İki işi bir arada görüş. Önüne döner misin? Önüne. Ha. Diyor ki, bak evladım, vitrine oynamanıza gerek yok. Buraya sinek konar, toz konar, içimize kuşku konar diyor. Hım diyor. Bayan haklı galiba. Bu geçen yılki Yörex'ten. O bal havuzu var. Aslında bunlar olmalı ya. O kadar da şey etmemek lazım. Problem etmemek lazım. Bence. Şimdi şu Hürses gazetesini bir getirir misin ekrana? Başka fotoğraf yok değil mi elimizde? Çünkü indirmedim bugün pek fotoğraf. Çünkü konuğum vardı. Sizlerden gelenler var. Siz kaldık böyle sizi diye diye. Sizlerden gelenler var. Onlara dikkat ediyorum. Elimden geldikçe bu sizden gelen mesajları ve isimleri okumaya çalışıyorum. Sevgili İbrahim İçel'e buradan merhaba diyelim. Mehmet Bayrak, günaydın, iyi yayınlar demiş. Demiş teşekkürler. RKSP Alper, günaydın Ali Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Günaydınlar olsun. İyi günler olsun. Her şey güzel olsun. İsa Akbulut nihayet izlemeye başladı. Ahmet Boyacı, günaydın Ali Bey demiş. Sabahın bereketi üzerinize olsun. Mevsimin getirdiği balıklar kale içi yat limanında kilo 35 TL'ye gitmiş. Kendimin iki teknesi gururla sunar, afiyet olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Gelmedi ki, afiyet olsun. Hani gönderdim balık da bizde yok mu dedik. Değil mi? Abdullah Uyaroğlu, iyi yayınlar Ali abicim. Başta Ali Çandır Başkanım olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkürler. Çünkü kısa bir zaman önce her köşe başında, her parkta, her boşlukta, alanda mobil yöreksler oluşuyordu. Çok şükür onlardan pek eser kalmadı. Onlar yöreks değil. O yöresel ürünler. O konuda da Allah var, Nur Baranlı'ya Antalya'nın bir teşekkür etmesi lazım. Çünkü Nur Baranlı o işin peşine bir düştü, sonuna kadar götürdü o işi. Tebrik ediyorum sevgili Nur Baranlı'yı ve Kanal V televizyonunun gerçekten başarılı işlerinden bir tanesi de odur. Turan Akıncı, iyi yayınlar, günaydın demiş. Teşekkürler sevgili Turan. Luzer'ine buradan selamlar, saygılar gönderelim. Orhan Güler Kaptanoğlu, Doğanca'dan günaydın, iyi yayınlar Ali abi. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun, onlara güç kuvvet versin. Ayrıca korusun, dualarımız Mehmetçiklerimizle demiş. Tabii ki bizim de dualarımız Mehmetçik'le. Kalplerimiz onlarla birlikte. Allah onlara inşallah başarılı kılacaktır. Allah onların ayağına toz değdirtmez inşallah diyelim. Evet. Sizlerden gelenlere de bakıyorum bu arada. Yine sizlerden gelenler
olduğunda sizden gelen mesajları da paylaşmaya çalışacağız. Şimdiki halde şu Hürses gazetesini bir alalım. Bir ver, en azından yüz naklinde madalyonun diğer yüzü diye verilmiş. Türkiye'de beşincisi 2013 yılında yapılan yüz nakli operasyonunun altıncısı döner bekleyen Leyla'da ya yapılacak. Gözler ise Profesör Doktor Ömer Özkan'da. Şimdi Türkiye'de gerçekleştirilen 7 yüz naklinin ikisi operasyon sonrası hayatını kaybetti. Yüz nakli operasyonlarının ilki 21 Ocak 2012'de, sonuncusu ise 28 Aralık 2013'te Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi diyor. Nakil başarılı, o dünyada diyor ki embriyo transferini Akdeniz Üniversitesi üstlenerek başarıyı kamuoyunda paylaşılması, tüp bebek işleminin birkaç kez bir hastanede yapılmış. Ya, değişik bir şey var burada bu konu. Ama bu konuyu iyice bir tahlil ettikten sonra, sürem doldu çünkü, yarın sabah sizinle paylaşmak dileğiyle diyorum. Yapımda yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki sizlerle birlikteyiz diyelim. Ve yarın sabah saat 8.30'da buluşana dek şimdilik ne diyelim? Veda mı edelim? Müzik hazır mı? Ciddisin. Evet, müziğimiz hazır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi hareketinde görev alan bütün Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan güç kuvvet dileyelim. Yanlarında olduğumuzu söyleyelim. Yarın sabah saat 7.30'da yeniden buluşana dek buluşmak dileğiyle hadi hoşça kalın demeyelim. Düşünerek kalın. Müzik çalıyor, ben gidiyorum. Çırpınırdım kara deniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdım kara deniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağa.